tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Hani ile Cani evleniyor bugün. Sizin de nikah şahitliğiniz gerekiyor evlenmeler için. Haber etseydiniz bir çeyrek altın falan getirdik. O zaman. Teşekkür ediyorum anneciğim. Ne olur ben ittim seni. Ben çok korkuyorum, istemiyorum. Geliyor mu hayatım? Gel. Ne yapıyorsun? Vallahi gel. Eskiden Cani gülüyordu. Bak bir de hadi gülüyor. Aa katliam. Sir, sir, yes sir. Size çok güzel bir Helen makyaj yapacağım. 10 bin lira para ödülünün sahibi. Çok kısa geldi bana ya. Ben bir kere kesim göremiyorum. Benle aşık atamazsın. Çok kolaya kaçmışsın, ona üzülüyorum. Çok kötü değil. Kesin Ferit'e yakışmış. Deniz Hanım'a değil. Anlayan anladı. Sinek mi uyardı? Gözüstü diyor ki hadi kalk gidelim. Gözaltı diyor ki otur nereye gidiyorsun? Sen bir insan hatınla dalga geçemezsin. Sen kimsin ya? Bir tek sen bilmiyorsun bu mesleği. Sizde bir şu konu var mı? Bir işten pazarlık durumları var mı? Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Baktım kesimde hata bulamayacağım. Çünkü kesim bulamayacağım. Cebimden çıkartırım seni Ferit. Usta gibi konuşmuyorsun şu an. Kuaför müydünüz siz? Bu puanı müşterilerini dinlemeyen bütün kuaförlere vermiş saymak istiyorum kendimi. Kesimi gösterememişsin bize. Bence bir 40 yaş üstü falan çalışıyorsunuz. Birinci olan takım. Kuaförüm sensin. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Show TV ekranlarına kuaförlerin ve makyözlerin yarışması Kuaförüm Sensin'e hoş geldiniz. Haftanın son günü. Artık heyecan zirvede. Bugün her şey belli olacak. Şu arkada gördüğünüz masanın üstünde 10 bin lira nakit para ödülü var. Bakalım bugün haftanın birincisi kim olacak? Ve bu 10 bin lira para ödülünün sahibi kim olacak? İşte bugün artık bütün haftayı seyrettikten sonra, bütün heyecanları gördükten sonra daha da heyecanlı. Bugün de hepsi belli olacak. Ve tabii ki maalesef en düşük puan alıp bizim aramızdan ayrılacak olan takımın da kim olduğu bugün belli olacak. Hep beraber göreceğiz. Modellerimi davet edeceğim. Fakat ondan önce İsmihan annen burada. Şahide Hanım bir gelsin bakalım, bir tanışalım. Şahinde Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İsmihan bizimle birlikte 2 haftadır. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Onun için çok güzel bir değişiklik oldu. Kendini denedi, tecrübesi attı. Ya da biraz daha kendini kanıtladı burada. Başarılı da gidiyor aslında. Çok başarılı zaten. Ve siz de meslektaşsınız aynı evet, zamanda ve mesleği evet, öğretersiniz evet, aslında. Evet, evet. İşte ben babadan oğladan sonra şimdi anneden kıza. Evet. Çok güzel. Neler yaparsınız peki? Biraz kendinizden bahseder misiniz bu ara? Ben 1,5 yıldır çalışmıyorum. Salonumu İsmail'e devrettim. Ama arada bir gidip İsmail'i böyle kontrol ediyorum tabii. İsmail sen de gelmek istemez misin şöyle? Yani İsmail'in yaptığı işleri, başardıklarını görmek de hoşuma gidiyor. Geliyor dükkanı teşhise mi geliyor annen? Ya çok kötü. Bir görseniz yani personeller sıraya giriyorlar. Bir de annem geçmişinde amcamı da yetiştirdi. Oo. Amcam salonda anneme yenge dediği için Konya'da ve müşteriler, personeller, yetiştirdiği ustalar hep yenge diye hitap ederler. Annem geliyormuş deyince böyle
kır dönüyor elemanlar dükkanda. Yenge geliyormuş bir kalkın hemen temizliğe falan girişiyorlar böyle. Of, şey güzel. Disiplini seviyor. Disiplini çok seviyor evet. Ama zaten işinizdeki başarı da buradan geliyor olsa evet. Gerek. Evet. Ne güzel. Ne güzel bunu duymak. İyi hoş geldiniz. Sizi teşekkür gördüğümüze ederim. Çok sevindik. Çok söylemek istediğiniz başka ederim. Bir şey var mı? Hayır. Teşekkür ediyorum anneciğim. Annem. Belki uğur getirirsiniz ve bugün İnşallah. Birinci olur. Kim bilir? İnşallah. Hadi göreceğiz. Kolay gelsin. Çok başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Heyecanı daha fazla zorlamayalım. Hemen başlayalım. O zaman modellerimiz gelsin. Birinci takımın modeli Ece geliyor. Kısa ve net bir dans. Evet. Bugün çabuk geçsin. Çabuk. Kısa ve net. Yok aslında çok heyecanlıyım bugün. O yüzden mi? Evet. Neden? Son gün önceki böyle bir yarışmada bulunduğum için mutluyum. Evet. Bakalım son gün nasıl olacak? Ödülü kim kazanacak? Heyecanlanıyorsun evet, sonuçta. Çok heyecanlanıyorum. Acaba senin bugüne kadar 5 gündür eşlik ettiğin takım kazanacak mı kazanmayacak mı kim kazanacak merak ediyorsun ve heyecanlanıyorsun. Bakalım bugün takımına şans getirecek misin? Göreceğiz. Bakalım. Senin yerini alalım. Teşekkürler. Hoş geldin. İkinci takımın modeli Deniz geliyor. Bugün seni neler bekliyor? Biraz tahminin var mı? Ne olmasını istersin mesela? Ben her şeyi açayım artık. Ama peki. Kesme olmasın. Peki bakalım neler olacak o zaman? Bakalım sen de şans getirebilecek misin takımına? Bakalım göreceğiz. İnşallah. Seni de yerine alalım lütfen. Teşekkür ederiz. Üçüncü takımın modeli Hicran geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Sensin, sensin. Tokanı da tak, tacını da tak, taktım. Tacını da takmışsın. Evet. Hoş geldin Hicra. Hoş bulduk. Bugüne kadar seni pek mutlu göremedik. Evet. Maalesef. Kuaföre çok az gidiyorum bu yüzden. Çünkü istediklerimi değil, kendi görmek istediklerini yaptıkları için beni çok iyi anladıklarını düşünmüyorum. Ama buraya gelmen... Risk aldım. Evet. Anladım. Izdırap olmaya geldim o yüzden. Biraz öyle oldu ama İsmail'e biraz acıdım evet. Çok da şanslı değil misin ya? Disk aldın ama benim gibi bu kuaförle karşılaştın. Belki de bugün bütün... İnşallah. Her şey tersine dönecek ve çok İnşallah. Beğeneceksin. Son gün artık bir şeyler bekliyorum. Bakacağız göreceğiz bakalım ne yapacağız ve sen bunu isteyecek misin beğenecek misin? O zaman seni yerine alalım. Eşlik ettiğin takımın yanına. Ben de bugün iyi geçireceğim saçlarını keserim. Son modelimiz Dilek geliyor. Hoş geldin Dilek. Hoş Yine bulduk. Çok şıksın. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz teşekkür de çok ederim. Şıksınız. Merci. Bugün seni neler bekliyor diye sana da sormak isterim. Çünkü sen de genel olarak hafta boyunca çok da mutlu olan bir model değildin yapılan işlemler sebebiyle. Beşinci evet. gündeyiz, son gündeyiz bugün. Siz modellerimize veda edeceğiz aynı zamanda. Sence ne olsa mutlu olurdun bugün? Bugün ne olsa mutlu olurdum. Bugün en çok benim için önemli olan artık gerilmek istemiyorum. Hatta kendime şey uğurlu taşımı getirdim. Yastığımın altında tutardım hep onu. Benim canım lila taşım simsiyah olmuş ya, griye dönmüş. Ama tistin rengini bilirsiniz. Evet. Gerçekten stresliyim artık öyle devam etsin istemiyorum. O zaman stressiz, güzel bir yarış diliyorum size. Bakalım günün sonunda neler olacak. Teşekkürler. Seni de takımın yanına alıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tekrar ediyorum bugün son gün. 10 bin lira nakit para ödülüne kim sahip olacak? Belli olacak. Ve bize kim veda edecek? O da belli olacak. Sizce size belirlediğimiz saç modeli ve makyaj bugün ne? 90'lar. 80'ler.
Özge Hanım, bugün Hani ile Cani evleniyor bugün. Sizin de nikah şahitliğiniz gerekiyor evlenmeleri için. Sizin onayınız gerekecek. O yüzden buraya davet ediyoruz. Kendinize gelin. Benim onayım olmadan evlenemiyorlar. Kızı benden isteyecekler. Buyurun. Evet, kızı, kızı benden Özge isteyecek. Özge Hanım, sizi buraya alalım lütfen. Ya haber etseydiniz bir çeyrek altı falan getirdim. Bu. Zaten Cani'yi tanıyorsunuz. Tansiyonum düşer benim, yapmayın öyle şey. Lütfen, çok kötü bir şey değil. Tamam. Sadece şunu dileyeceğim. 5 yıllık bir ilişkileri var. 5 yıllık bir ilişkileri, var. Bugün evlenmiş. Bir saniye, hanginizin o kadar uzun ilişkisi var? Niçin böyle yapıyorsunuz? Şimdi bir şey söyleyeceğim de söylemek istemiyorum. Boyuncaklar burada bizi temsil ediyor ama sizin evlenme onayınız gerekiyor. Bunlar eş olarak birbirleriyle evlenmek istiyorlar. Siz de onay veriyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? İkisi evlenmek istiyor. Çift olarak kabul ediyor musunuz? Sizin onayınız gerekiyor. Ben bir kızla konuşayım da. Lütfen. Bunu alabilir misiniz? Kızla konuşalım. Bir şey, biz de bayanlar olarak Cani ile konuşalım. Canım. Belki de Cani ortaya istemiyor. Basın. Evet. Ortaya mı basayım? Evet, ortaya basın, konuşur. Sizle konuşuyor, farkındasınız değil mi? Ne diyor? Ne diyor? Özge Hanım ne diyor? Al arkadaş, al. Dünden razı, al. O zaman... Niye patlamadı? Ay Allah iyi izin versin. Bunu da patlat. Evlendirdik. Ne yapıyoruz? Evlendirdik. Tamam. Nikahı da kıydık. Hadi, ama bir haber etseydin, çeyrek altı falan bir şey alırdık biz de. Elimiz boş gelmezdik yani. O değil de nikah şahidim, gidiyorduk hatta biraz önce. Birer tam altın alabilir miyim? Kırk diye şurada gidip bir su içebilir miyim? Baya bak dengen falan bozuldu. Onlar evlenecek diye beni öldüreceksiniz, o ne ya? Oyuncakların aslında oyuncak değil de nikah şahidi oldunuz. Bu sizin çok güzel bir anı. Ben onu zaten fark ettim az önce. Gerçekten çok güzel bir anı benim için. Başlasak mı artık? Ama size soruyordum tam olarak. Devam edelim mi? Sizce bugün ne var? Benim için hiç fark etmez. Aman hep fark etmez. Bir şey söyleyin efendim. Bence bugün sizin için boya düzeltme falan olsun da. Boyayı düzeltin. Bence kesim olsun. Özge Hanım, hazırlandım bugün. Lütfen kırmayın beni. İsmail neyi yapamazsa olsun. Buna omuz boyunda yakışır. Ne olur ben ittim seni. Ben çok korkuyorum, istemiyorum. Sahne benim o zaman. Eyvah. Makasa bak, makasa. Size çok güzel bir Helen makyajı yapacağım. 10 bin lira para ödülünün sahibi. Çok kısa geldi bana ya. Ben bir kere kesim göremiyorum. Benle aşık atamazsın. Çok kolaya kaçmışsın, ona üzülüyorum. Çok kötü değil. Kesim Ferit'e yakışmış. Deniz Hanım'a değil. Anlayan anladı. Sinek mi uyardı? Gözüstü diyor ki hadi kalk gidelim. Gözaltı diyor ki otur, nereye gidiyorsun? Sen bir insan hatınla dalga geçemezsin. Sen kimsin ya? Bir tek sen bilmiyorsun bu mesleği. Sizde bir şu konu var mı? Bir işten pazarlık durumları var mı? Gerçekten hayal kırıklığına uğradım ama. Baktım kesimde hata bulamayacağım. Çünkü kesim bulamayacağım. Cebimden çıkartırım seni Ferit. Usta gibi konuşmuyorsun şu an. Kuaför müydünüz siz? Bu puanı müşterilerini dinlemeyen bütün kuaförlere vermiş saymak istiyorum kendimi. Kesimi gösterememişsin bize. Bence bir 40 yaş üstü falan çalışıyorsun. Birinci olan takım... Kuaförüm sensin. Vallahi bugün canınızı en az boya kadar sıkacak bir şey var. Kesim. Ay. Bak, bak, elimizin altındasın. Olur, o da olur bize. Çok canınızın sıkıldığını biliyorum ama bugün kesim var, yapacak bir şey yok. Maalesef çok mu kötü haber? Çok, çok kötü haber bu. Kimler için çok kötü haber? Hangi modellerimiz için çok kötü haber? Benim için double. Ben şey bekliyorum. Ben de bayılıyorum kesmeye. Yalnız şöyle bir sorunumuz var.
İşte o yüzden iyi uzlaşmanız gerekecek. Gerçekten biraz modellerimiz siz de biraz düşünün. Çünkü öyle ucundan almak falan yok. Kesim istiyoruz. Modele baksana ya. Şu evi model bak. Oo. Özge Hanım tekrar söyler misiniz? Tekrar bir duysunlar. Ucundan almayın. Yani ucundan şu kadar almak falan yok. Ona biz o zaman kazıyalım direkt. Kat kesilebilir. İlla küt kesilmek zorunda değil. Ama şu kadar almak öyle değil mi? Ya kül kesilebilir. Bir sürü şey olabilir. Siz benden daha iyi bilirsiniz elbette ki. Ama modellerimiz yani siz de biraz düşünün bunu. Evet, sonuç olarak sizlerden güzel bir kesim bekliyoruz. Onunla en uygun makyajı bekliyoruz. Bunun için size bir saat veriyoruz. Bir saat içinde hem makyajı hem saç kesimini ve vermek istediğiniz şekli, modeli yapıp bitirmiş olmanız gerekecek. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Hayır. Eyvah. Biz anlaştık. Hazırsanız o zaman bir saatlik sürenizi başlatmak istiyorum. Lütfen makyajlar hemen bekleme odasına gitsinler. Ve bir saatlik süre için son 5, 4, 3, 2, 1 süreniz başladı. İsmihan, canım. Ne olur ben ettim seni etme. Ne olur kesme saçını. Yani keşke en haftanın ilk başında yapsaydık bunu da. Ya ben ne bileyim sonuna kesim düşecek. Vallahi keseceğiz ya bak ucundan ya alma. Ben zaten bak hep aynı şeyi savunuyorum. Saç kısaltmaktan çok hoşlanmıyorum. Ya tamam da ben arkamı göremiyorum. Bak sen ama yine beni hiç dinlemiyorsun Nica. Bak diyorum ki saç kısaltmaktan. Kızım makas var elinde nasıl dinleyebilirim? O zaman dinleyeceksin işte. Makas olduğu için bugün sen beni dinleyeceksin. En sevdiğim kısma geldi. Sonuna kadar yüzüme güldü. 4 gündür senden çekiyorum. Bugün sen benden çekeceksin. Tamam bak. Affet beni hiç kesme. Ne oluyor ya? Yaklaşma. Ne oluyor? Durun bakalım. Aa, aşk olsun. Şimdi, yani şimdi silahla cevap. Bir silahımız makaslarımız yani biliyorsunuz. İndir onları. Sizin var ya o manken hayatta o saçı kestirmez size. Ne oluyor size. Ya o? O ne elindeki? Onları görerek sakin konuşmak istemiyorum. Ne oldu böyle bu tepkini? Hayırdır ya? Kesilmeyecek benim. Dün çok benim güzel saçlarım. Gün geçirdik. Bugün dedim daha güzel bir model yaparız. Ben bunları yaparız. Göre göre nasıl iyi olacağım? Nasılsın? İyi değilim. O hiç belli olmuyor. Çok korkuyorum, istemiyorum. Onu da duyduk, onu ya da gördüm, biliyoruz. Gördüm, ben beğenmedim senin kesimini, hiç istemiyorum. Bir bakayım bir, bir bakayım saçlarına. Vallahi istemiyorum. Ya elimde makas falan yok. Ferit'in modeli ılımlı biraz, kestirebilir yok, bence. Yok, kestirmez. Kestirir, bak sizinki kestirmez, onunki yine kestirir. Saçın neredeydi, bir saniye bakabilir miyim? Şimdi hiç düz görmedim senin saç boyutunu. Şimdi dalgalı haliyle düz halinin arasında fark var çünkü. Genellikle dalga halinde kullanıyorsun değil mi? Kendi doğal halini. Evet. Bir saniye. Şimdi şöyle bir şey var. Bizden bir şey görmeleri lazım. Geçen hafta ben 9 santim dediğim ve genel bu kadar aldım. Buna bile yok demeyeceksin. Önce düne göre biraz daha sakinleşti sanki. Evet bugün biraz daha sakin. Ama İyi sinirini mi? Saçtan çıkarabilir hazırlıklı olan ya. Her şeye. Ciddi misin? Evet. Ay yazık üzüldüm şu an. Bir de şöyle bir şey var sen ombreli saça sombre yaptık ya uçlarında arkalara kat veremeyiz. Yani verilmemeli sombre. O teknikteki saçlara kat verilmemesi lazım. Makas hatası yapmasan bile düz fön çektiğinde makas hataları durur. Ben ne yaparım o kadar değil. Sana bu kadar bu kadar. Sana omuz boyunda yakışır. Saç kısaltmaktan gerçekten hoşlanmıyorum. Ve bir bayan bunu istemiyorsa hiç hoşlanmıyorum. Ama bir kesim koymak zorundayım. Elimden geldiğince saçlarından az alarak kırıklarını da temizleyeceğim. Biraz da kat vereceğim. Güzel bir kesim çıkaracağım. İntikam almayacağını ne bileyim şimdi. Ben sana nasıl güveneceğim? Uslu duracaksın Nican. Siz dün kestiniz zaten. Saçımdan geriye pek bir şey kalmadı. Bence ona sayalım. Ne zaman kestin? Boyarken böyle içinden aldığınız saçlarımı kısaldı. Ucunda şu kadarcık şeyler kaldı. O kalan böyle kuyrukları da kesersiniz. Onları da veriyorum size, hibe ediyorum. Onun dışında ama değişim yapmamız lazım. Şöyle bakalım. Ben değiştim zaten. Değiştim ben. Ne yapacaksın? Şu an topladığın kadar kısa keseceğim işte. Önlerini böyle kısa kesmem direkt lazım. Kazıyalım buradan önden yapalım. Kazıma değil de arkalar kısa öne doğru uzun bir saç keseceğim. Öyle mi yapacaksın? Evet ben korkuyorum. Ben bildiğin ağlayacağım yani. Harbi gözlerim ne oldu? Sana yakışacak şey. Arkası omuz boyunda düz. Somre tekniğindeki saça tek yapacağın kat yanlara kat verilir. Önde bir detay istiyorsan o yapılır. Ama tam şu boylarda omuz boyunda düz yanları kat. Şuraya kadar mı keseceğim bunu? Omuzun nereye? Bu kadar. Evet. Bu çok. Bu kadar biraz da bak. Biraz azal. Hayır o kadar. Bak bu kadar alırsak hiçbir şey değiştirmez. Kıpkırmızı. Ben bugün anlaşacağımıza inanıyorum.
Yani başka şansın yok zaten. Makas benim elimde. Evet işte ondan korkuyorum. Teşekkür ederim canım. Sahne benim o zaman. Eyvah. Kısalmadan harika bir değişim yapacağım size. Havanızı değiştireceğim. Çok güzel bir rengimiz oldu. Hem o kırıklardan kurtulmuş olacağız. Kırıldı biliyorsunuz. Söz namustur ama. Kesinlikle. O konuda bana güvenebilirsin. Zaten kesin benim uzmanlık alanım. Lütfen. İkna eder bakın mi? Edemeyecek. El meçhul. Öyle demeyin bakın. Saç kesim çok önemli bir şey. Bakın. Eğer elektriği bana verirseniz çok güzel harika şeyler çıkar. Uçlarınızı alıp böyle tamam mı? Normal. Kuaföre gelmiş gibi değil. Bu bir yarışma. Ben bir değişim sunmalıyım. Ekrandaki izleyicilere de değişimi göstermek zorundayım. Beni de anlayın lütfen. Tamam. Doğru değil mi? Tamam. Ben sözünüze inanacağım, güveneceğim. Siz de benim güvenimi boşa çıkarmayacaksınız. Teşekkür ederim bana inandığınız ve güvendiğiniz için. Çok mersi. Bir şey söyleyeceğim. Senden bir şey istiyorum. Bak çok ciddiyim. Ciddi anlamda çok kötüyüm. Ya ilk başta yani tamam. Ya o zaman şey aynısı falan istemiyorum. Tamam burada yani kes. Bir şey de olsun. Ay konuşamıyorum. Alacağım onu alacağım. Vallahi yok. Hiç ben affetmem. Ben toplamak istiyorum saçımı. Ferit Tural affetme. Onu Ferit, oradan sen alacağım. Ferit hayır. Ay vallahi alacağım. İlk önce fön çekeceğim zaten. O uzunluğu göreceksin. Bunları düz keseceksin. Sonra bir daha mı keseceksin? Bak arka bölümü böyle dümdüz tamam mı? Burası tamam. Düz. Yanlara da böyle hareket. Yani yanlara kat. Arkada yanlara düz kat yapmasak. Dümdüz ne? Onu dümdüz o. Şu an dümdüz. Tamam ne değişecek işte? Dümdüz ne değişecek? Direkt dümdüz buraya çıkartmış ol. Onu sen de makas fırı düz yaparsın zaten. Yanlara tamam hareket vermemiz lazım. Maşada olsun, fön çektiğinde içe doğru, dışa doğru kalın maşayla şekilde verebilirsin. Bize vakit kalır mı? Ben onu düşünüyorum ya. Sana makyaj kalır. Seninki hızlı evet çünkü kesinde. Onun manken sıkıntı. Bakalım. Ya. Ama ikna etti. Tamam. Onda iyiyiz şimdi. Evet. İşte hacim vermek için zaten kat verilebilir. Aman bağladığımda uçları şey kadar kalıyor. Ne yaptın ya? Çok kesiyorsun. Kat veriyorum. Şu anda boyundan gitmiyor. Hava veriyorum. Bana güvendiğini söylemiştim. Ama bak sen güvenimi boşa çıkarmayacaksın değil mi şovdayız diye? Hayır. Şu anda şovda değil. Şu anda taş kesimi. Sen kendini ispat ettin zaten bak orada o kızın saçlarını güzel keserek. Evet. Orada ben de takdir ettim. Benimkini çok kısaltma o yüzden. Evet sen iyi yapıyorsun ve hızlısın. Teşekkür ederim. Bak iyi demen. Tamam mı? İyi yapıyorsun demen bile değil mi? Ama iyisin ben şimdi yalan söylemem. Teşekkür ben ederim. Orada da beğendim. Şimdi şov değil zaten bu. Ferit geliyorum hayatım. Gel. Ne yapıyorsun? Vallahi gel. Ben istiyorum. Ben onu 15 yaşındayken yapıyordum. Bak elim vallahi ben öyle istiyorum. Öyle mi? Evet. Ay sen sakın onun dolduruşuna gelme. Yok canım. İroni mi bilmiyorum. İnsan kendinden büyüğünü, kendi küçüklüğünü nasıl yaşıyor? Bu programın bana ne yaşatıyor ben de bilmiyorum. Olmaz. Kesmeden önce bana göster de kes ya. Tamam. Gerçekten bak korkuyorum bak. Hadi sen beni hiç dinlemedin bu zamana kadar da ben seni dinleyeyim. Gene kıyamayayım yani. Emin misin? Eminim. Birazdan ben şey yapacağım. Eğer boyunu kısaltmazsanız kral yazısını ben yazıp masaya yapıştıracağım. Ensede yapalım şunu ya. Gel hayır, bak benimle hayır, lütfen hayır, bak. Beni hayır kırma lütfen. Hayır dedim. Tamam hayır, dur daha tarıyorum lütfen. Vallahi hayır. Aynalara bakabiliyoruz galiba. Ama baksana saçlar yıpranık. Ben senin kesimine güvenmiyorum. Sanki ensene makas vuracakmışım gibi daha. Nasıl güveneyim kızım ben sana ya? Ne demek nasıl güveneyim ya? Ya ben buranın... Ben gördüm gözümle gördüm. Buradaki en iyi kuaför benim ya. Yapma lütfen ya. Ben sizi çok fazla bak, kısaltmadım. Bu taraftan almamışsınız ama bu tarafı almışsınız. Alacağım, göz alacağım, var, nizam var, şey yapmayın. Hiç boyundan almadım. Şu anda katlarından alıyorum. Ama lütfen işte kat yapmışsınız o da kısalmış. Benim saçlarım zaten hacimsiz. Uçlarda şu kadarcık bir şey kalıyor. Burada mı keseceksin? Aha omuz boyunda. Böyle. Dur geliyorum. Belki yanlış gösteriyorsun, göremiyorum şu an. Ya tamam. Bak hayır, vallahi. Ne sen ne nasıl istiyorsun, ne kadar istiyorsun? Tamam ya şöyle ucundan al işte. Ucundan al olur mu? Ne dedi Özge Hanım? Değişim istiyorum dedi yani. Ama bu kadar da istemiyorum. Ya sen mantıklı. Tamam bakayım ben bir şey yapmıyorum. Bir şey yapma. Bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Yapma. Ah. Ya şaka yapıyorsun ya. Ucundan nasıl anladın bu mu? Daha yeni başladık. Başka türlü olmuyor ama. Ama ya ucundan anladım bu mu? Ya başka türlü başlamıyorsunuz ki yani izin vermiyorsunuz. Ama hayır yani
Başka türlü izin ya vermiyorsunuz. Saçma ya. Bak ben ense istemiyorum dedim işte. Biraz ense yapmadım değil ki. Ucundan aldım ya. Ucundan dediğin o mu ya? O başlangıç içindi. Ya daha çok kes niye senden. Niye o zaman yani? O niye daha böyle başlangıç yapıyorsun ki? Bu daha başlangıç. Alış diye yaptım. Diyecek bir şey yok ki. Yaptın yani. Neyse o zaman başlayayım kesme. Abi. Kes tamam mı? Kazı bence kazı. Vallahi kazı. Tamam kazıyım. Ver kazıyorum o zaman. Ya lütfen yani bir gerginlik yaratma ya. Gerginlik bir gerginlik de yaratma arkadaş ya. Zaten yok zaten bak hak tamam yok yani. Ya yok, niye gerginlik yaratıyorsun ki ucundan bir parça aldım yani. Ne ucundan aldın? Yapma kurban olayım ya. Yok sen bilmiyorsun yok karşıya gideyim falan. Ama gördüm oluyor mu seni, böyle şeyler yani? Kestin, yok kesimini beğenmiyorum falan. Beğenmiyorum. Kestin saçı gördüm. İnsanın var ya daha çok kazıyısı geliyor ya. Kazıdın zaten önündeyim. Nerede kazıdın? Yarabbim. Enseye falan istemiyorum. Sakın makine tamam, falan vurma. Tamam enseye falan vurmayacağım. Tamam makinem yok zaten. Ama keyfimizi kaçırdın yani. Kaçırdım ne güzel, ama ya. Vallahi ne güzel eğleniyorduk ya şurada. Yani bütün hafta ne güzel eğlendik. Yani bana güvense bak hepsini de beğendin. Bak gene beğeneceksin lütfen ya. İnşallah ya. Vallahi doğru söylüyorsun da hiç bilmiyorum. Lütfen ben yani. Seni bak hepsi, gördüm, herkes başladı bak. Beğenmedim. Bak bunu söyleme ama. Ama beğenmedim. Beğendiğimi söylüyorum. Ya Allah aşkına ya. Ya bu nasıl bir laf denir mi ya beğenmedim falan ya. Aşk olsun ya. Tamam lütfen başlayabilir miyim artık? Bak herkes başladı süre tamam geçti. Kazıcam demedin. Ama kazımadı. Kazıcam dedi kazmadı da. Kızın olmaz saçını haberi yok tak diye kesti önüne attı olsun, saçı. Ben kabullenmiyorum kazımasını istiyorum. Olsun benim istiyorum saçıma şahsen biri öyle bir şey yapsa ben orayı yıkarım yani. Yok hani Ferit dediğini yapar da hani yapar. Söyleyeceğim senin saçın normalde diyorsun mu? Çok mu alıyorsun? Hayır katlarından alıyorum şu an. Bakabilir miyim? Katların uçlarında Nijancığım. Tamam bakabilir miyim? Bir saniye bak, yere bakacağım. Al. Şu an bizim model var ya. Model şu an ne modda biliyor musun? Eğer ağzımı açarsam İsmail beni mahvedecek. Şu an elin altındayım modunda olduğu için çok sesini çıkartamıyor. O zaman bu kadar kes. Varsa bak bana blöf yapma. Kes dersin vururum makası bir daha geri dönüş olmaz. Kat kesme ya düz kes ha. Azıcık bombe vereyim oraya. Güzel bombeyi şey sevmiyorum ya. Bak bu kadar kes tamam mı? Ne kadar? Ya benim dediğimi diyorsun zaten. Sen bunu sonra deniyorsun. Sonra yine ben bekle. Aynayı tut. Son kez çabuk. Modellerimiz kesim olunca aynayı elinden bırakmıyor bu sefer tabii. Öteki zamanlarda başka zamanda çok fazla bakmıyordunuz. Şimdi herkesin elinde ayna devamlı bakıyor ama aynaları alma zamanı geldi. Çok şükür. Ciddi misiniz? Ver canım. Verme. Yok gerçekten alma. Aynaları alıyorum. Alıyor muyuz Özge Hanım? Şimdi geldik fasulye aynası. Ya yapma. Ver. Korkma kasap yok. Onlar kasap. İlk defa bu kadar hızlı kuaförlerimiz aynaları kapıp çekmecelere koyuyorlar. Yani bu kadar hızlı olabilir ancak. Herkes kaptı aynaları koydu. Şey ayağa kalkar mısın? Ece ha, ayağa kalk. Ayakta keseceğim hız daha dur. Bak bu kadar kes tamam mı? Ya pazarlık yapma ben sana... Pazarlık yapalım. Düzdüm hayır pazarlık yok. Pazarlık var. Sana inandığım şey bak bu boyayı kim yaptı ben yaptım. O, bütün boyayı keseceksin. İşte güzelim boyayı ben de kesmek istemem ama bizden bir kesim istiyorlar. Ben bu saçın normaldeki salondaki hakkı bu. Tamam tam püskürtme. Bu kadar kes. Ama işte bu kadar göze gelmez kırık aldı derler. Ne? Küt saç biraz daha böyle omuzlarında bu yakışmaz kız mı? Küt kullanamaz çünkü saçı kabarık. Böyle yaz geliyor ya böyle köpükle videoyla falan böyle burada kesersen saç kabarık daha da çıkar havaya. Neye ikna edebildin? Omuzlarda düz kesim, yanlara da kat vereceğim. Ama vazgeçtim geri alıyorum şimdi çok kesersin falan. He sözünü geri alıyorum. Bugün R'yi o yapıyor. Bugün çok üstüne gitmiyorum ya ondan herhalde. Ya da biraz sessiz duruyorum herhalde. Dün çok üzüldü. Huyuna gidiyormuş gibi. Peki merak ettim şu an fön çektin şimdi ıslatıyorsun neden? Ya elektrikleniyor saçı. Tarak vurursam elektriklenir. Normalde salonda ha, olsa fön suyu var. Fön suyu yapılır da burada suyumuz var suyla yapıyorum. Bu kadar kes. Blöf yapma vururum makası oradan görürsün.
Boşuna blok yapma lütfen. Düz gir. Artık sonucunu bekleyeceksin. Aynen. Ececiğim. Tam düz. Aynaları da aldık. Uçlarından mı kesiyorsun? Uçlarından kesen sensin baksana. Hala ucundan alıyorsun. Şu an beklenti en çok onda yüksekse hakkını versin. Çok o çok. Değil omuzu burası çok değil hissettim. Mi? Hayır omuzun bura. Vallahi hissettim. Önce yeme başımı yeme. Allah aşkına. Yani sabahtan beri saç kesiyorum ya. Ramazan Bey sabahtan beri saç kesmiyorsunuz. Sabahtan beri piktaş yapıyorsunuz. Form veriyorum hayatım. Form vererek değişim kesim yapıyorum. Kesim yapıyorum deyip bizi kandırma. Ne yani modelini bana? Kandırabilirsin de. Bizi kandıramazsın. Biz gerçek bir kesim görelim lütfen. Bak İsmail bile kesim ya, yapmaya çalışıyor. Makas tutmayı biliyor muydun kız sen? Yarım. Aa makas tutuyor. İsmail'e bak. Kesiyor mu şu an? Oynatma. Oynatma. Şu an kesiyor evet, ya. Evet oynatma. İyi. İyi. Kesti vallahi gitti. Ya. Ya hepsi mi gitti? Çok mu gitti? Hareket etme. O şey. Aa katliam. Katliam. Önce ne yaptın? Yastırdın kameraya çevirsene. Katliam. Dur. Kalanını orada kameraya doğru yaptın. Katliam, katliam. Ne konuştuysanız onu yaptı. Bak ben söyleyeyim sana. Evet. Hiç gitti. Tam hayır. Gitti, gitti, gitti. Adile Naşit gibi. Hiç bozma. Bak. Durmuyor ki. Çok gitti. Bak kafan yamuk, ben de yamuk görüyorum. Evet. Çok güzel kestim. Tam, bir de... Kalın. İyi oldu. Çok iyi oldu. Çok güzel kestin. Yani düz dur. Korkma hala omuzunda ama yamuk kestik. Dur ki. Yamuk mu kestin? Öncüye bak. Ya görüyor musun ne kadar kestiler? Sözümü geri aldım. Ben ne buranı oldu? Görmüyor musun? Kesmişiz bak. Omuz ne oldu? Hepsi orada. Omuz diye konuştunuz mu? Evet. Bak dön. Buranı nere? Pazarlık etmeye çalıştım ama sonra... Oh. Ama kabul ettiğin şey yaptı. Bak kızma çocuğa şimdi. Özür dilerim. Saçım yoldu. Hiç carlama. Bugün hiç carlama. Korkudan zaten ağzımı açamıyorum ki şu anda. Ne oldu Deniz? Bilmiyorum Özge Hanım. Niye ağlıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Zaten sorunluydu saçlarım diyorsun. Çok sorunluydu ama yani ne kadar da olsa topluyorum yani. Bilmiyorum hiç. Gene toplayacaksın. Nerede toplayacaksın? Yani daha fazla kesmem gerekirdi ya normalde. Tamam söylediğimden biraz fazla aldım ama... Biraz mı fazla aldın Allah aşkına? Biraz asıl söylediğimden az aldım. Yani asıl söylediğimde şeyden alacaktım. Sen söyle adını. Kat kesiyor musun? Kat istemiyorum sakın. Kat kesmiyorum düz kesiyorum. Enseden alacaktım ya. Unuttun mu? Aslında enseyi kazıyacaktım. Yok istemiyorum evet. Kazımadım yani. Resmen. Ramazan Bey sizi kesim bitti mi? O piktaş yaptı zaten. Orası çok sadece piktaş yaptı. Oo. Kesim yok. Ramazan Bey kesinlikle kesim yapmadınız. Peki burada böyle gerçekten kesime dayalı bir şey var mı? Yoksa ucundan alma mı var sadece? Bizi mi kandırıyorsun? Yok canım kestik bayağı bak. Beni mi kandırıyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Hijyenin saçların uçları çok inceydi. Yani geçen hafta öncede olan muhabbet oldu. 10 santim de alsan iki parmak alıyormuşsun gibi. Duruyor. Uçları çok ince çünkü bitmiş. Yani sadece model kısa saç. Peki mı? Sadece böyle şey. Yok kat verdik. Kısa saç. Kat. Kes, hayır kat verdik. Kat, kâküler şey olabilir. Kat verdik. Düz kesmedik. Tamam. İyi o zaman. Kolay gelsin. Dön tatlım, dön şekerim. Ay ne kadar da tatlı bir model. Ramazan. Kesin bitirdin. Model vermeye mi geçtin? Evet efendim ben seriyim. 15 dakikada. Evet. Model vermeye geçtim. Evet. Kesimde kendime güveniyorum. Özge Hanım modelim de güveniyor. Dileğin yüzünde güller açıyor. Dilek aşırı mutlu. Siz olmasanız gülemeyeceğim gerçekten. Ama ben Özge Hanım'a bakayım moralim düzelsin. Ay, çok güzel. Karşıda olay var. Yanlara kat vereceğim zaten. Dur. Kat mat verme artık. Ne katı ya? Merdiven mi bu? Ne bence katı veriyorsun? Kat, kat değil yanlara ya arkaya kat. Yapma mesela. Böyle dursun kolay, işte. Kolayına kaçtın işin kolayına. Ya adam aldı hepsini kesti. Kolayına kaçtı. Makine kolayına kaçtı. Bütün saçlar ağzında ya. Ağzında kuş tutsan oraya yaranamayız zaten. Dön aynaya. Kolayına kaçtı. Sen hala kesiyorsun. Öbürü de piktaş yaptı çıktı işin içinden. Bir yere makine vurup oturtturacağım. Lütfen yorma beni. Ferit bana niye daha asılıyorsun? Sen modeline bak. Şimdi o modelin beni isteyecek şimdi. Ramazan ne olur saçımı düzelt diye. Sen gül bakalım. Bak ona Cani eskiden Cani gülüyordu. Bak bir de hadi gülüyor. Ya piktaş yapıp bizi kandırabileceğini mi sandın? Hayır yani modelin hayatı boyunca kuaföre gitmeyecek. Resmen inan. İşin kolayına kaçtın resmen. Abi ne demek yani kısaltınca model oluyor anlamıyorum ki. Önce de öncü de makineyi aldı. O da aradan kaynamaya çalışıyor. Makas tutmaya bakar mısın? Ay ne güzel tutuyor. Ay kuş ki şu makas tutmuşa bak.
Böyle tutuyorsun makası böyle. Ben en azından saç kestim. Saç, bak saç. Bak senin taklidini yapayım bak. Saç kestim saç. Makasa bak makasa. Fesat yılan. Kırıklarını mı aldın? He? Kırıklarını mı aldın ne yaptın? Hayır kat verdim. Ha kat verdin. Ramazan Bey. Buyurun. Bakar mısın? Buyurun. Şey makası böyle tutuyor ya böyle. Ya sen tutsan da kesemiyorsun, tutmasan da kesemiyorsun. O da bir teknik. Seni nereden ilgilendiriyor ki acaba? O da bir teknik. Abi nasıl tutarsa tutsun, nasıl keserse kessin, güzel olsun da ben ona bakıyorum. Doğru uzatıyorum. Bayağı uzun. Tamam. Bir saç kesiyorsam adam göster, gibi. Göster önce, çene göster, boyun var ya, önce, çene boyun var ya tamam bir bana... Beni, önce bana. Makası bırak, önce makası. Makas değil bu ustura. Usturayı bırak, ne tamam. Usturası? Geç kat vereceğim makasısı olmasın diye. Göster önce. Şimdi bir kaldır bana bak, elimde hiçbir şey yok. Saçın boyu burada ya. Evet. Bu kadar yukarısı. Görmüyorum yani. Görmüyorum ki, görmüyorum. Tamam ben gösteriyorum işte, ben tutuyorum elimle. Çene boyundan şöyle bak. Şuradan şöyle mi yapacaksın? Yok şöyle. Osman ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Bir şey kesmemişsin. Nasıl kesmemişim ya? Senin gibi en azından sadece ara makası yapıp bırakmadım yani. Saç kestim burada ben. Ya bakar mısın, yerde saç yok ya. Bak bak benim her yerim saç dolu, her yerim. Kız ne yapıyorsun, saçımı yaktın. Ya ben hangi birinizi eteyim anlamadım ki. Nerede her yerin saç senin ya? Allah aşkına görüyoruz ne yaptığını. Ya bakar mısın ya? Bakar mısın ya? Bak bak. Hayatım hazır mısın? Saadet Hanım. Ay ben gidiyorum kızlar. Güzel olmuş, eline sağlık. Saç güzel. Aynen. Model güzel, her şey güzel. Gezeyim biraz ya Ferit, takılayım biraz. Şu an aynı yani, olmaması çok koydu. Erken bitirdin yardım etmek için. En çok şu an koydu. Ya ne yapıyorsun biliyor musun? Evet. Bunu alıyorsun. Sonra böyle tık 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 tık. Abi saç göster bana, bir şey göster ya. Şov değil bu bak. Hayır, senin yaptığını yapıyorum işte. Tamam bitti. Kesin bitti. Evet bitti, yok kalmadı çünkü. Bitti bu kadar. Ben düzeltebilirim ha. Düzeltecek. Yani bence çok ihtiyacı var. Sen, ben senin modelin gelsin, ben kesim yapayım. Tamam. Saç kesmeyi fiktaş yapıp bizi kandıramazsın. Birazdan düzelteceğim onu. Fiktaş yapıp bizi kandıramaz. Öteki de şeyi almış, makine kesimi. O da almış makası böyle tutmuş minik minik minik. Saçlarım. Gitti. Elleme bak, fönümüz bozulmasın lütfen. Çalışamadım şu an. Kız alışamazsın tabii yani. Ben bile saçımı berbere gittiğimde kestiğimde 2-3 gün alışamıyorum. Sonra oturuyor. Hemen pat diye alışamam zaten. Ki öyle alışması da zor bir kesim değildi yani. Hiç bozma. Önüne elleme. Elledim bir şey oluyor böyle, bozuluyor. Şey bence öyle ölmem. Roket at. Roket atacak param olsa uzaya uçardım. Ay anasın. Kaldır. Hiç bozma. Bugün baz süreceğim sana. Tamam. Baz daha güzel gösterdiğini düşünüyorum. Bugün çünkü vaktim var o yüzden. Burnum iyice kurudu değil mi? O kenarında ben de gördüm. Hızmanın aynen, orada birikmiş. Beyaz var ya evet. Canın acımasın diye hızmanla. Ben rahat rahat sildim oldu mu? Aynen. Ferit modelini ben alıyor. Ben nerelere gideyim, nerelere gideyim. Bu katliama biri dur desin. Duymuyordu, işine geldi. Enseme vurup al ekmeğimi oldu da öyle bir şey var. Gittiğin artık bu çile. Sen beni çok güzel kandırdın. Enseye dedim ki şey yapacağım dedim. Sana verdiğin emeklere kazıyacağım dedim. İsmail ne yapıyorsun? İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? İyi. Bitirdin ucundan mi? Ucundan bu kadar aldın. He? Ucundan vallahi bu kadar o aldım. Kadar almadım ya. Kat hiç verdim. Hiç bozma, kaldır. Bozma. Neden sprey sıkıyoruz ki şu an? O yan katların düzgün dursun diye. Tut bunu. Bozma. Oo, hoşuma gitti bu. Evet. Sir, yes sir. Ne yapmak istiyorsun?
Direkt öyle ölmem roket. Dur. Dönemiz. Arkada saçların yok. Bak. Yok, elimde biliyorum. Erkek Fatma mı diyoruz? Ne diyoruz buna? Çok mu kötü? Erkek Fatma. Evet, buna katliam diyoruz herhalde. Niye katliam diyoruz? Çıkınca göreceğiz şimdi. Katliam. Podyumda bu yanları izleriz. Daha kısa. Yanlar uzun dedi, yanlar uzun değil. O seni kandırabileceğini sanıyor. Yok, alakası yok. O bana seni her türlü güveniyor. Kandırabileceğini sanıyor. Merak etme, podyuma ben çıkan... Ben onu deniyorum ama o güzele güzel diyor gerçekten. Bir tane deneye güzel dedi ki. Son 15 dakika. Son 15 dakika. Bitti mi? Gidelim. Haberiniz olsun. Son 15 dakika. Önlerini bozma. Tamam. İsmail, ne zaman bitireceksin? Az kaldı, geliyorum. Tamam. Nasıl oldum önce? Çok yakıştı gerçekten. Ama senin kocan zaten. Yakışmasa da nasıl yakışmadı diyebilirsin ki. İsmail, kesemediğin saça neden şekil veriyorsun? Ne demek kesemediğin saça? Kesemedin zaten. Şekille uğraşma bari. Ya baya bildiğin masanın etrafı saçlı. Nerede kesemedin? Duyamıyorum ki. Ya sen bu saçın kızını kısalttın diye mi bana çemkiriyorsun şimdi? Ya sen, ben de böyle ağlatsa mıydım? Sen makas tutmayı öğren önce. Ağlatsa mıydın? Önce makas tutmayı öğren. O sana Selami'nin sözüydü sanki. Saç kesecekmiş de. Makas tutmayı bilmiyorsun, gelmişsin burada konuşuyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim, bu ne ya? Bir şey yok yavrum ya. Bir şey yok işte. Dur ya, ben de onu görüyorum, bir şey yok. Bence görünce yine çok beğenecek. Hep öyle yapıyor. Tamam, bitiriyorum. Ya önden hangi? Önde saç yok ki. Dur be, vallahi azaldım önünden ya. Bu şeye çok gülüyorum ben. Modeller arada dönüp dönüp bana bakıyorlar. Hani medet umuyorlar acaba bir şey. Bir fikir verir miyim şu anda yaşadıkları şey hakkında diye. Acıyarak nasıl olmuş diye bana bakıyorlar. O anlara bayılıyorum. Elimizden geleni yaptık. Biz değilizdir bence. Hızlı gelip hızlı gidiş. Biz modelle pek iletişim kuramadık. Sonuncu olan takım. Kuaförüm sensin. Bitirdim. Oo, doğrudan bir pişnik. Yukarı ya. Ferit hadi 2 dakika hadi. Tamam, bir dakika. Kazıyacağım dedin, kazımadın. Hadi birinci olacağız Ferit. Bırak. Tamam, bir dakika. Öncü kadar cesaret edemedin bence. Al spreyi de bırakmıyorum. Gel canım, gel. Sen onu oynarsın. Önce o kadar cesaret ettin mi diyorsun? Geçen hafta etmişti. Enseyi kazımıştı geçen hafta. Muhteşem görünüyorsunuz. Harikasınız. Ben bir şey söyleyeyim, ben çok kötüyüm ya. Ben de çok kötüyüm. Harika görünüyorsunuz gerçekten. Ben gerçekten yani bırak şey istiyorum. Gel. Sen ne yapıyorsun? Sen de beni çizsene gerçekten, öyle bir şey yapalım ya. Kesinlikle çok güzel oldu. Kesinlikle. Gördüğünüz zaman göreceksiniz saçları. Çıkartma İsmail. Tamam, gel. En azından bir değişim mi yaptın? Normal. Ta oradan duyuyor seni bak. Evet. Bugün hafif bir şey yapacağım. Çok yoğun bir şey yapmayacağım. Gözünü kapatır mısın? Biraz bana doğru gel. Kapat gözünü. Bugün mankenin istediğini yapmayacaksın herhalde. Eyeliner sürmemişsin. Alevciğim. Efendim? Bugün mankenin istediğini yapmayacaksın herhalde. Biz konuşuyoruz zaten. Hem onun hem de benim istediğim oluyor. Sen önce kendi yaptığın işe bak bence. Ben bitiriyorum. Bugün bak sana bol bir vakit kaldı. Çok iyi bir şey bekliyorum ben senden. Merak etme. Bugün istediğini vereceğim sana. Hadi bakalım. Hadi hayatım, bitirmen lazım şimdi ya. Zaman verdim, yine oyalanıyorsun, seviyorsun galiba. Daha 4 dakikan var senin. Onu mu kullanıyorsun? Tabii ki de. Son 5 dakikanız. Gücünü bugün burada yapmayacağım canım. 5 dakika kaldı. Annesi olduğu için bugün açık renk kullanacağım. Parlak bir pembe mesela çok güzel olmaz. Benim dudağımdaki nasıl? Özlemciğim, sen ne yapıyorsun bugün? Bitirdim. Aydınlık bir makyaj yaptım. Ne kadar çabuk. Hı hı. Biraz allık süreceğim.
Allık süreceğim. Allık ne renk sürsem? Ben... Bana dön, bana. Böyle. Birinci olarak şöyle söyleyeyim. Bu yarışmada kendimi birinci olarak değil de ben Türkiye'nin birincisi olarak görüyorum zaten. Bir star ışığım var zaten. Bunu da 3,5-4 ay sonra tüm dünyada göreceksiniz. Senin şovlarınla mı? Şovlarımla evet. Yani bence de normalde yukarı bakar mısın? Yukarı bakın. Tatlım, 2 dakika yapayım kurbanım. Anca şovlarınla birinci olmaya çalışırsın Can. Maalesef. Sen mi birinci olacaksın bu hafta Can? Bilmiyorum kim birinci olacak. Ama ben bilmiyorum yani senin birinci olacağını düşünmüyorum ben. Saadet Hanım Dilek Oruç'u beğenmez. Oruç'u beğenmez. Kendi istedi. Hayatta beğenmez Dilek Oruç'u. Bence onu silip başka sürün. Sizin için söylüyorum. Yok. Ben gayet memnunum Oruç'umdan. Kendi istedi. Ben yine koyu bir renk istedim ama. Yok açık istedim. Ben göremedi mi? Açık mı istedim? Evet. Ama insanlar Saadet Hanım siz nasıl makyaj yapıyorsunuz bugün? Bugün mü? Evet. Saadet makyajı yapıyorum bugün. Saadet makyajı. Evet. Yani benim karakterimi, kişiliğimi anlatan bir makyaj yapıyorum bugün. Pardon anlayamadım. Kendimi ve kişiliğimi, karakterimi anlatan bir makyaj yapıyorum bugün ve bitti. Kolay gelsin arkadaşlar size. Benim de bitti. Bakabilir miyim? Kaşlarını biraz boyamak istiyorum. Bak onun ruju çok güzelmiş. Parlak istedi. Parlak derken hani şu ışıklı Ramazan anlamında değil böyle kendini böyle fark ettiren bir... Bitti benim işi. Bir ön bir arka yapsın yeterli. Sallasın yeterli zaten benim kestim saça. Yani dokunmama gerek yok. Yok evet, abi zaten iki... istediğin gibi. Sevgili modelim. Evet. Yarışmanın bitmesine çok az süre kaldı. Son 1 dakikanın içindeyiz. 1 dakika dolmak üzere. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bitti. Ben şu an o dergiyi getirip göstermek istiyorum. Asistanlarına söyle de getirsin. Asistanlarım şu an burada değil. Paris'e mi gönderdin? Yalan makinesine taksak makine bozulur. Yorumlarınız çok felsefi, çok matematik, çok bilim. Gözüm seyiriyor Can, bir şey olacak bak dur. Sen de kuaförsen bulursun. 10 bin lira para ödülünün sahibi. Çok kısa geldi bana ya. Ben bir kere kesim göremiyorum. Benle aşık atamazsın. Çok kolaya kaçmışsın, ona üzülüyorum. Çok kötü değil. Kesin Ferit'e yakışmış. Deniz Hanım'a değil. Anlayan anladı. Sinek mi uyardı? Gözüstü diyor ki hadi kalk gidelim. Gözaltı diyor ki otur nereye gidiyorsun? Sen benim sanatımla dalga geçemezsin. Sen kimsin ya? Bir tek sen bilmiyorsun bu mesleği. Sizde bir şu konu var mı? Bir işten pazarlık durumları var mı? Gerçekten hayal kırıklığına uğradım mı? Baktım kesimde hata bulamayacağım. Çünkü kesim bulamayacağım. Cebimden çıkartırım seni Ferit. Usta gibi konuşmuyorsun şu an. Kuaför müydünüz siz? Bu puanı müşterilerini dinlemeyen bütün kuaförlere vermiş saymak istiyorum kendimi. Kesimi gösterememişsin bize. Bence bir 40 yaş üstü falan çalışıyorsun. Birinci olan takım... Haftanın son günündeyiz. Artık final. Bütün işlemler yapıldı. Saç kesimi, şekil verme, makyaj hepsi bitti. Modeller yine arkada heyecanlı bekleyişlerine başladılar. Saçlarının nasıl kesildiğini çok çok merak ediyorlar. Biz de öyle tabii ki. Ne hissettiklerini merak ediyoruz. Ne puan vereceklerini, o puanlarla kimin birinci olacağını, kimin para ödülünü kazanacağını ve kimin aramızdan ayrılacağını
merak ediyoruz. O yüzden heyecanımız yüksekken modellerimizi alalım. İlk modelimiz Ece gelsin. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kurtarım. Sensin, sensin, kuaförüm sensin. Ayna kapansın ve Ece kendine baksın. Neyse ben de dursun Özge Hanım'la. Şarkı çalsa mıydı? Şarkı çalsın istiyorsanız. Şarkı çalsın. Bakalım ne çalacak sana? Ben de eşlik edebilir miyim dans ederken? Hayır, bu tamamen Ece'nin duyguları için. Buyurun Ece. Ben tam olarak anlayamadım. Beğendin mi, beğenmedin mi? Arada kalmış gibi bir. Önce üzüldüm de sonra bir modum yerine geldi gibi. Yani şöyle. Ya bu saç benim dışarıdaki kadınlarda gördüğümde beğendiğim bir saç. Ama benim karakterime, yani bu benim karakterim, ben bu değilim. İstersen şu kaplarını şöyle öne alalım yine. Bir daha bak. Yani uzamasını bekleyeceğim. Ne beğenmedin kendinde, nesini beğenmedin? Yani benim karakterime uygun bir saç değil bu. Yani bir de benim saçlarım da kıvırcık, bunu konuşmuştuk zaten. Ama sanki bu şey olacak gibi, ultra kabarıp hani hiçbir şeye benzemeyecek bir saç olacak gibi. Aslında kabarıp, bir öne dön, kabarıp şöyle olacak, tam omuz. Tam ama işte öyle mi olacak yoksa tiftil tiftil mi olacak? Nasıl olacak? Şimdi tiftik tiftik olamaz. Bir de şu saç boyu karakterinle alakası yok. Karakteri, yüz hatlarını, karakteri geçip kenara, yüz hatlarını bile değiştiremez. Yani lütfen hiçbir şey demiyorum. Güle güle kullan diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yani o saçta ne yüz hattını değiştirecek bir boyda, ne böyle seni basacak bir durumda. Yani açıkçası tam kıvamında ve şöyle, omuzda dedim. Omuzda ben orada bayağı stresli olsam da önce aslında izin veriyordum. Hani ne kadar stresli olursam olayım. Açıkçası beklentim çok daha yüksekti. Ne kadar orada stresli gözükürsem gözükeyim. Çok sönük geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Senin yüzüne, şimdi karakter dediğin zaman şey oluyor. Ferit'in bir saça rezalet deyip geri çekilmesi gibi oluyor. Karakter demeyeceksin. Bu senin yüz attığını, hiçbir şeyini değiştirmez. Bu bir. İki, sana arkası kısa, yanlar uzun gitmez. Yüzün çünkü uzun ve geniş. Anladın mı? Enseyi çıkaramayız, ense boyunu çıkaramayız dışarı. Aslında zaten o kadar seni değiştirecek bir model yapmadım. Sen
bugün farklı bir psikolojistesin galiba. Hiçbir şey değişmemiş. Böyle diyorsun ya. Boyunu kısalttım, arka düz, yanlar kat ve yan katlarını da çeneden başlattım. Dudak hizası, burun ya da gözden başlamış olsam eyvallah. Yüz hattın değişir. Çeneden başlayan bir yan kat yüz hattını değişemez. Yani biraz bilgi bilen biri konuşuyor, öyle düşün. Şimdi sen bugün ruh halin kötüdür. Etkisinde kalmışsındır ama bir de böyle düşün. Makyajın nasıl peki? Makyajım güzel, sadece kirpiklerim biraz fazla yapışmış, o kadar. Rimelden birbirine yapışmak mı? Evet, kat kat olmuş. Olabilir. Bir şey diyemiyorum. Yaptığım şeyin arkasındayım diyorsun, yani başka bir şey söylemeyeceğim. Güzel zaten. Genel görüntüsü güzel, makyajım da güzel. Kirpiklere fazla rimeli üst üste kullandığımdan kaynaklanabilir o. Olabilir. Nasıl buldunuz? Düz bir kesim yaptı. Yanlarına kat verdi. Yüzüne gitmiş mi? Yüzüne gitmiş. Ben kesimi kontrol etmek istiyorum. Evet, tabii. Varsa. Bir tarak alabilir miyim? Arkana döner misin canım? Başın öne doğru eğer misin? Onu aldım. Özellikle oraları çok, hep o kadar aldım. Değil, o kadar değil. Hatta başını sağ sol yaptırıp bir de sağ soldaki köşeleri de kısalttım. Hiç hata olmasın. Çünkü düz bir kesim yaptığınızda... Tabii. Her zaman alttan çıkar. Saçı düz bırakmak cesarettir. Evet, kesimde hata yok. Teşekkürler. Ve ben Ece'ye önünü eğ dediğinde Özge Hanım siz de yanımdaydın. Evet. Yeter yeter diyordu. Aslında o öne eğdiğimiz tam püf noktasıydı düz kesimin. Çünkü kimi kuaför düzü keser bırakır. Size anlattım ya burada. Olur da öne baktığında sağa sola. Ben mesela düz keserken şöyle bir şey de yapıyorum. Düz bayanı tam sol yapıyorum. Şu alttan yine çıkacak mı ve tam sağ yapıyorum. Tüm detaylarını hani kusursuz olsun yani diye hepsini yapıyorum. Yani tekniktir. Mesela o böyle yaptırıyordur. Ben vücudu düz bırakıp sağa ya da sola öyle çık baktırıyorum. O da oluyor. Yani her yediğin yoğurt iş farklıdır. Makine kesimlerinde saçı makineye koyduğunuzda dümdüz kesildiği gibi görünür ama başa öne yediğinizde aşağıdan bütün hatalar çıkar. Yani düz bir saçın hatasını görmek istiyorsanız başı biraz öne eğdirip bütün hataları görebilirsiniz. Ama hata bırakmamış öncü saçta. Ha, istediği boydur, çok kısalmıştır, kendine yakıştırmamıştır. Onu ben bilemem. Öncü ile modelin arasındaki tartışmaydı. Ben tam omuz dedim. Hatta omuzdan siz görüyorsanız eğer omuzdan bir tık da altta. Yani altta. Tam şurayı gösteren Özge Hanım da var. Tam o da zaten kapardığı zamanki payı bıraktı. Evet. Şimdi Özge Hanım bütün modellerimiz kesime ön yargılılar. Ben de mesela çok risk almayı sevmiyorum kesimde. Çünkü burada kendimi göstereceğim diye o saçı en az uzatmak için 6 ay falan bir bekleyecek istediği boya gelmesi için. Belki daha kısa kessem bir yılını alacak. Hiç gerek yok yani. Geçen hafta da aynı şeyi savundum. Ben saç kesmek istiyorum diye bir kadın saçını budayamam yani. Ben de geldiğimden belli bunu vura vura anlatıyorum ama anlatamıyordum herhalde. Kendi çıkarlarım için modelimi rezil edemem dedim. Çünkü bugün bitecek, belki biz gideceğiz ama o kesin gidecek. Ama kısalttın. Yarın yanında yokum. Kısalttın ama. Tabii kısalttın. Yani kısalttın, kendi çıkarlarım için kesin değil dedim. Feri sen nasıl buldun? Omuz üstü dedim. Ben bir kere kesim göremiyorum. Şimdi Özge Hanım size göstereyim ben şöyle. Ha, göremiyorum. Kısaldı da o yüzden diyorum. Yok, onu demiyorum. Yani makineyi ben size bir tur şurada anlatayım. Siz kesersiniz yani. Yani makineyle fönünü çekeyim, böyle böyle yapın diye anlatayım. İkinci seferde yaparsınız. Üçüncü sefere gerek yok. Makine kesim yeri bura değil bence. Şimdi bence olmamalıydı. Ferit'in sanattan anlayışı verdiği yani cevap bilmiyoruz. Yani tam burada oturuyor. Burada bir tek mesleği sen biliyorsun. Tam oturuyor. Sen biliyorsun. Senden iyi bildiğim biz burada kesin. Hiçbirimiz bak, meslek yapmadık. Senden iyi bildiğim senin yaşın kesin. Kadar da yapmadık. Senden o adam senin yaşın kadar bu işi yaptı. Bak sen. Ben de sen beni, kaç yıldır sen bilmiyorum ya da. Ya ben gerekirse 5 senelik kuaför olabilirim. 5 senede bile bunu yapıyorsam şükür. Yani 30 ha. sene 20 seneyi hava atmayacağım. Ha. Ben zaten doğuştan kuaförüm. Yani sen annem bu işi kuaförüm. Biliyorsun. Ama sen benimle aşık atamazsın. Sen bu işi biliyorsun, biz bilmiyor muyuz? Bak sen benimle aşık atamazsın. Ben senin Instagram hesabına da bakıyorum, yargı dağıtıyor falan filan yazıyorsun. Sen, sen burada yargı dağıttığını falan mı düşünüyorsun? Takip ediyorsun. Takip ediyorum sana dağıtamadım. Tabii. Yargı dağıtıyor. Yani nasıl bir cümleler bunlar? Nasıl bir kibir?
Yok. Sen biz burada bizi hiç güzel sayıp, takip ediyor. Vallahi bizi hiç sayıp oldum. Bilen bir şey modelde diyor ki bir şey söylüyor. Diyor ki bilen bir kişi konuşuyormuş gibi dinler. Bilen başka kişi yok mu burada bu işi? Ben kestiğim için mesleği. Bilen. Bu mesleği senin tek sen biliyorsun. Şu saçını aç da oksijen bir girsin kafanın tamam, içine. Tamam, bir tek sen bilmiyorsun bu mesleği. Sen, yani bana sen, göre işçilik yok. Sen kesimi boş ver de. İlk sen, haftadan beri. Meslekte. İlk haftadan beri emek beni diye. Yorum, beni eleştirecek bak, en ilk son adam bile beri, değilsin. Bak sen beni meslekte eleştirecek en ilk, son adam bile değilsin. İlk haftadan olamaz. Beri emek ben dedim burada. Ben hakkını verdim. 3 hafta durdum. Bugün elensen bile iz bıraktın mı Allah aşkına bıraktın der emek, giderim. Emek dedin. Bitti. Şurada bir makine kesim yaptın. Onu yapamayan var. 5 sen, dakika. Her şeyi basit sanıyorsun. O, kesimi. Ben o düz kesimi yapamayan 30 senelik tamam. Usta var. Tamam, bize müşterilerimiz bilir. Geliyor salona giriyor böyle yapıyor. Makine kesim yapabiliyor musunuz? Bundan ne çıkarmamız lazım? Ya soran çok cahil ya da gitmiş kestirmiş hep rezil olmuş kesememişler. Bunu soran size yok mu? Makine kesim yapıyor musunuz diyor. Aslında basit bir şey ama yapamıyorlar. Çünkü niye basit gördükleri için yapamıyorlar. İşlerini düzgün ciddiye alsalar yaparlar. Önce ne kadar kısalttın görebilir miyim? Altta duruyor galiba. Boy bayağı aldın galiba. Değil mi? Bayağı almış. Ya tam net olarak. Çok da değilmiş ya. Ya çok değil. Ya. Çok da değilmiş. Şöyleydi zaten. Ben daha fazla kesmişim. Yo. Ben kesmedim diyordun. Hayır ben bayağı uzun gördüm böyle de. Özür. Yo o topla tamam. Alo. Bu kadar kestin. Düz bir kesim var. Dediğin gibi kolay. Yapamayan da var. O da önemli değil. Tabii şimdi bir değişim olması gerekiyordu aslında formatımıza bu değil mi? Yani saç kestiysek bir değişim olsun. Uçlarından şimdi aldırmaya gelmedik. Nihayetinde model. Şimdi bu saç hadi önleri asimetrik çalışabilirdi. Yani fikir veriyorum. Daha kısa olmuş. Olabilir miydi? Olabilirdi. Yani olmuş. Ama çok kolaya kaçmışsın. Ona üzülüyorum. Şimdi kesimi de üstüne koyman lazımdı. Kesimde ben kendimi biraz daha iyi buluyorum. Kesimde. Sizler de kötü değilsiniz. Bakın herkesin bir bakış açısı var. Ama çok kolaya kaçmışsın. Klasik. Keşke madem kolaya kaçtın birkaç tane maşa astaydın ki bir havası olsaydı. Onu da düşündüm. Geçen hafta düz kesim yaptım. Geçen hafta da mı düz kesim yaptın sen? Düz ama böyle ucundan azıcık aldım yalandan. Ama bu hafta niçin kırık, girdin ben, böyle bir şeye? Bir dakika dur. Ya modele yakıştırma. Yani bugün modele yakışanı yapacaktık biz. O modele sizin eşinizin saçı olmaz. Yakışmaz. Yüz hatlarına gitmez. Ve normal şartlarda salonumdaki bir müşteri olsa o güzelin boyayı kesmezdi. Asimetrik gitmez miydi? Ferit ne diyorsun? O boylarda ben asimetrik olmuyor. Yani o yüz hatlarına bence asimetrik. Geçen hafta İsmail yaptı. Biz eleştirdik hatta onu. Bu boylarda asimetri oldu mu hata demedik olmadı. Mi? Yemiyor yani. Hata olarak gördüler. Hata geçen olarak haftalarda gördük. Evet. Ben aslında onu şöyle bir şey. Modelimin bu tarafında bir yanıklık gibi kısa bir şey vardı. Hayır, ben daha şurayı modern. Da uzun bıraktım. Ama biz hata dedik. Ama hata eleştirdim. Bu boyda asimetrik olmaz yemiyor. Diye hata olarak gördüler. Önce şu an aynısını yapsaydı geçen hafta beni eleştirdin. Bugün aynısını sen yaptım. Niye böyle bıraktın diye. Senin dün hani fön bana fön tutup saçı yakıyor diye bağırmıştın ya burada sonra kendin fön tutmuştu. Aynı şey olurdu kendiyle çelişirdin. Hatta ben yani. Aynı kesim. Ha keşke yapsaydı da. Asimetri olduğunda tam ense böyle kısa, kötü dediğimiz yerde lazım. Olup ki uzun olması lazım. Geçişim daha modern şey. Dururdu ama değil mi arkadaşlar? Ama modern o kısa, hayır, bak, o kısa saç yakışmazdı. Benim fikrim o. Ferit ne diyorsun bilmiyorum. Ben olsaydım bu kadar kısalttım asimetriye girerdim. Ben bir şey soracağım. Maşa yapsaydı keşke dedin ya. Hı hı. Bilmiyorum doğru yanlış bir şey söylersem lütfen beni düzeltin. Maşa aslında hatalı kesimi örtmek kapatırdım. İçin daha doğru bir şey mi değil midir? Belki de kesiminin ne kadar hı-hı. Güvendiği için belki de fön düşecekti. Hayır zaten makine kesimi Özge Hanım. Doğru zaten bir şey mi bunda bu? Hata olma olasılığı hayır, çok zayıftı. Hayır nasıl hata olma olayı? Makine kesimde ben o kadar hatalı saçlar düzelttim ki kendi salonumda. Makine kesimde bile hata yani... Kolay gibi görünüyor ama bence hatayı... İnce detayları çok var. Evet kesim. İnce detayları çok fazla. Hata bırakabilir. Asıl düz kesimde evet öyledir. Eğer düz bir kesim yapıyorsanız düz fön çekmek ben hatasız bir saç kestim. Güveniyorum kendime demektir. Demektir evet. Ama mesela diğer kesimlerde kesimi göstermek adına bob modellerde mesela içe doğru olabilir. Maşa ya da diğer mod yapabiliriz ama düz kesimde düz fön çekmek yanlara kat verdin. Yanlara tam çene hizasından şöyle... İşte kat verdiğin için birkaç tane böyle tam volüm daha yok, iyi olabilirdi. Yok yanlarını aslında ben dışa çekmiştim. Bak şu fırçayı al git. Üstlerine de verilebilir o zaman. Verilebilirdi. Yani sivri çalışılabilirdi. Madem şöyle de yapılabilir. Bence. Gelebilir miyim? Şöyle döner misin? Şöyle döner misin? Yani saçın altını düz bırakırsın. Buralara hareket de verilebilir.
Oralara kat ve ben... Ya altı düz üstleri hareketli. İğrenç, kaç yılında yaşıyoruz Ferit ya? Ya. Yılla ne alakası var ya? De, ya yapma kaç yılında yaşıyoruz ya? O zaman şöyle bir şey var. Ya, yapma o zaman, ya. Yılla ne alakası var? O zaman Ece ile burada kavga etmemiz lazımdı. Neden? Zaten kabaran bir saç. Saçı analiz edip görüyoruz. Eğer yukarı kat verseydim o kızın kafasına tepesinin üstüne çıkardı. İzin vermem. Kat verseydin demiyorum. Maşa yapsaydın. Bir de, ben, izin verdim. Bir de şöyle bir şeyi ben hep iddia ederim. Ombre, sombre senin saçındaki ombre gibi... Bu tip saçlara kat verdiğin zaman kusursuz makasız işsiz bile yapsan düz fön çektiğinde böyle izler olmaz mı? Röfede evet. De öyledir, öyle. Ombrede de. Aynen öyle. O yüzden bu tarz bu boya işleminde düz kesilmesi lazım. En fazla yanlara kat verilmesi lazım. Sesim gitti. Peki saçla ilgili bittiyse makyaja geçelim. Nasıl buldun Can? Göz altındaki buz mavi rengi çok beğendim. Çok güzel bir efekt vermiş. Mavi gözlerine. Değil o, beyaz kalem. Yok, mavi gibi duruyor uzaktan. Güzel olmuş yani. Allık seçimi de beğendim. Rujunu mat kullanmış. Gayet güzel durmuş dudaklarında. Ben beğendim makyajını, evet. Nasıl buldun? Bakar mısın? Makyajını ben de çok sevdim. Beyaz kalemi de çok beğendim. Sade ve şık duruyor. Evet. Yaşına uygun. Aynen galiba. Yaşına uygun bir makyaj. Nasıl buldun Saadet? Ben de çok beğendim. Herkes beğendi. Evet, ben de çok beğendim. Herkes beğendi. Peki o zaman puanlamaya geçebiliriz. Ece, 5 gün boyunca evet. Öncü ve Özlem'e eşlik ettin. Artık 5. gündeyiz. Bugün her şey belli olacak. Çok önemli bir noktadayız. Kritik bir an. Senin kendi kuaförün ve makyajına puanın kaç olacak acaba? Şöyle, Deniz'in yaşadığı durumun aslında belki tam tersini yaşıyorum. Deniz'in beklentisi çok düşüktü. O yüzden hani bakınca çok çabuk beğenip güzel puanlar verdim. Benim de öncelerden beklentim galiba o kadar yükseldi ki bundan çok daha iyisini bekledim yani. Hani aslında belki bu da iyi olabilir ama... Yani bundan iyisi derken sen iyisini. Ne olsun isterdin? Ya bu kadar bilmiyorum. Çok kısa geldi i̇şte bana ya. Özgan. Çok kısa. Bir de önlerim de birazcık gitmiş. Yani fönsüz kullanamaz. Peki. Biraz sorun yaşar. Fönsüz. Peki. Biraz peki olsun. Madem puanını bir düşün. Evet. Ve bize açıklar onun lütfen. İçin çok düşük puan vereceğim ben. Puanım 3. 3. Peki. Ece'nin kendi kuaförü ve makyüzüne puanı 3 olurken... Siz Öncü ve Özlem'e kaç puan vermek istiyorsanız lütfen aranızda konuşun, birlikte karar verin ve önünüzdeki kartlara puanınızı yazın. Yani klasik olmuş. Makyaj beğendin mi? Ben beğendim makyajı. Tam onun karakterini olmuş. Yani. Tamam o zaman. Evet, puanları aldık. Seni bekleme odasına alabiliriz Ece lütfen. Modelim bana 3 puan verdi. Bence onda belli başlı şeyler oturmamış. O da yaşından ötürü. Ben onu hoş görüyorum. Sanatın ve kalitenin iyisini kötüsünü anlayacak yaşta değil. O yüzden şaşırmadım. Hafta boyunca zaten... Ve beni eleştiriyor bir de kendi çapında. Çok ciddiye almadım. Beni şaşırtmadı zaten. Evet. İkinci takımın modeli Deniz kendini merak ediyor. Gelsin bir kendini görsün. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin. Ayna kapansın, Deniz kendine baksın.
Çok kötü değil. Evet. Çok kötü değil dedi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ay ay ay. Ben başka biri gibi hissettim. Ay ama ya ay. Perük takmış gibi oldun. İşte kendi çıkarların için kesersen böyle üzüyorsun modelini. Saç yanık ya. Daha kesilmesi lazım. Saç bitik zaten. Yakışmıyor modeline. Ben çok beğendim gerçekten. Saç yanık kesimi. Siz yaptınız, beğeneceksiniz tabii. Nasıl buldun kendini? Çok ay, ağladın yani evet. Yere ağladın, çok evet. Üzüldün. Ya galiba yani programın hakkını ben verdim. Geldiğimde nasıldım, giderken nasıldım yani. Gerçekten verdim yani, sağ olun. Ben çok beğendim ve seninle fotoğraf çektirmek istiyorum. Sen memnun kaldın mı? Çok daha kötü bekliyordum. Yani çok... Her gün aynı şey söyledim bugüne kadar. Bilmiyorum, değişik oldum. Alışmam sürecek ama yani yine her zamanki gibi. Gerçekten bilmiyorum. Ağladınız mı? Ağladım. Her zaman ağlıyor zaten. Özge Hanım, yok, saçı kontrol edelim mi? Düz bence hiç etmeyin, hiç etmeyin. Hiç etmeyin çok, yani ağladım. Gerçekten kötüyüm. Yani hani baya baya kötü bekliyorum. Yani benim enerjili modeli... Enerji sıfır. Bu arada makyajını nasıl buldun? Ya bilmiyorum. Şimdi makyajı... Değişik bir renk yapmış. Fotoğraf çekinebilir miyim şu an? Sizinle? Ya ben yaşlı yorumunu alalım hemen. Ha, tamam. Acaba? Yok daha gençmiş. Ben o ben tam emek bir de peruk gibi duruyor böyle kafada. Yaşlı mı gösterdim acaba? Siz kendinizi nasıl ama buldunuz? Ama yanlış da kullanıyorsun. Saçı yan falan kullansa daha iyi olacak. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Değişik buldum. Peki Can sizinle fotoğraf çektirmek istiyor şu an. Çektirebilir miyiz? Bizi kim fotoğraf çeker misin? Bu an ölümsüzleştirmek istiyorum. Muhteşem eserim. Biz modelimizle fotoğraf çektirmedik diye mi bunlar? Muhteşemsin yani? Ve harikasın ve bu saç hayatım boyunca kullan diliyorum. Makyajınla ilgili henüz hala bir karar vermedin. Vermedim. Peki siz ne diyorsunuz? Ben saçla ilgili mesela şu önleri aslında daha uzun olması lazım. Bu kadar kesin. Niye kısa kestin? Bak arkalarını ben bir... Ben arkası kısa, önü uzun istedim. Ama önü o kadar, baksana orada yok saç, ne yapabilirim ki? Evet saçım kötüydü yani saçında yani, bir sıkıntım var. Arkaları bak şimdi kurtuldun. Önleri de biraz bakım falan yaparsan saçını toparlaman daha kolay. Arkan artık ferah. Bütün yanıklar gitti. Rengini de zemini de oluşturdum. Bundan sonraki hayatın için daha rahat. Şu öndeki yanıklarından da kurtulursan saçının ileriki aşamalarında, ileriki zamanlarda hatta yıllarda bile iyi bir kuaförle çalışırsan veya benle çalışırsan saçın iyi kuaf uzar da. Kendi kuaförü vardır. Gittiği bir yer vardır. Onu ama tercih eder. Kuaförüm sensin. Kuaförü olaydı. Ben sana da söyledim. Aslında bu seçtiğin hakkı enseyi kazıyacaksın. Bir de yani hayır yapalım. Ay kalp krizinden. Şuraya bombe vermektir. Göstermek istiyorum. Şöyle dönebilir misin arkanı? Bu kesimin hakkı budur aslında, bu saçın hakkı. Sen izin vermediğin için evet, böyle görüyorsa. Bunun hakkı bu yani. Bu kesimin. Ama modelim izin vermediği için. Yani onu da daha fazla, yani zaten söylediğimden fazla da kestim. Daha fazla da üzmemek için kesimi bu kadar yapabildim. Makineyle düz fön çekip pırt pırt da yapabilirdim. Can? Bir de değişim yaptık yani. Gerçek değişim. Gerçekten değişim yaptı yani. Peki o zaman. Ben makyaj yapabilir miyim? Siz nasıl buldunuz? Ben evet, önce lütfen. Saçı kontrol etmek istiyorum. Gelebilir kontrol. Miyim? Evet tabii ki. Ama bir de Can'ın düzelttiğini de hesapla. He, Can'ın Can düzelttiği. Can kesti ya en gerek sürekli. Yok ki bak şimdi sen olaya. Saçın bak, sol bak, tarafı bak, daha bak, mı uzun bak, sağ bak. Mı? Öyle bir yamukluk bak, gördü. Bak şu nazar boncuğu alttan böyle o kalmış. O şey öncesi sonrası diye bırakmış ha, bence. Bu şey eski saçından hatıra yanık yerinden. Onu bir de Can'ın kestiği de ayrı. Daha Can da kesti orada. Evet Can'ın kestikleri hariç. Bir, canım bir de üstte bağımsız bir kat var öne, görüyor musun? Bak makas izleri bir, iki. Aynen. Bak çat. Aynen. Ki aynı şeyler burada da var. Hele burada aslında, var ki İsmail, bir tane. Güzel. Düzeltmene bir izin veriyorum istiyorum. İsmail, düzeltmene izin veriyorum. Düzeltebilir misin? Düzelteyim mi? Düzeltmene izin veriyorum ya. Bir de şöyle. Ver ver izin veriyorum. Düzeltme düzeltme. İzin düzeltme. Veriyorum ya. Sol taraf. Buyurun. Düzelt. Uzun. Buyurun. Düzelt. Hayır o kesme. Okay,
Onu da anmadan geçemeyeceğim. Ya seni Konya'ya davet ediyorum saçını. Şimdi oldu değil mi kesim? Olmadı. En azından o nazarlığı aldın. Tamam, tamamladın. Teşekkür ederim. Ne güzel saç tamamlıyorsun. Saç tamamen bir facia. Yani ben artık başka bir şey demiyorum. Şey, gözüne gri far kullanmış. Gri farı aldığıyla direkt böyle sürmüş. Gri değil. İstersen bak. Bir bakabilir miyim? Gri gibi gözüküyor şu an buradan. Şöyle gözlerini kapatır mısın kameraya doğru? Biraz grilik de var ya. Şu arada var. Ya bu nasıl bir far ya? Can bu nasıl bir far? Far derken nasıl bir var? Marka mı yani? Marka değil yani. Ha, bu ne? Fırçayı ne yapmışsın biliyor musun? Saadet Hanım bir kedi makyajı yapmıştı ya. Evet. Aynı ona benzemiş. Sen hiç moda dergilerine bakıyor aynı musun? Aynı ona benzemiş. Ya şu farı bir daha tart. Ya böyle kalıp gibi koyma. Siz nasıl buldunuz? Şimdi ben ilk önce üzüldüğüm noktaya varacağım. Modelim, benim modelim benim karakterimi yansıtmıyor dedi. Deniz Hanım karakteri eğlenceli ve böyle saçlarıyla oynamayı seven biri mi? Evet. Evet. Yani saç olmalı. Yanlar kısa. Yanlar kısa diye bahane yapamaz. Başta da gördü yan kısa. O zaman hiç bob kesime ya da arkası kısa yanlar uzuna girmeyecekti. Giriyorsa da üstlere bir tık kat verecekti ki böyle biraz böyle oynadığında o mutlu hissetsin kendini böyle saçlarıyla. Katı ben istemedim ama. Peruk gibi duruyor ama yok. Kafam böyle peruk. Tekrar tekrar aynı şeyi söylemeye gerek yok. İsmail değindi ona zaten. Buralarda bağımsız bir şekilde izler var. İzler hem eğrilik var hem kat şey makas izleri bir var. Bir arkanı döner misin? Buradan anlaşıldı da bir kaldır başını. Yok havaya normal. Sol taraf daha uzun, sağ taraf daha kısa. Hatta sağ tarafta iz de var. O iz orada da var yani aynı şekil. Yani kesin Ferit'e yakışmış. Deniz Hanım'a değil. Anlayan anladı. Sinek mi uyardı? Özlem sen makyajı nasıl buldun? Makyajda far biraz daha dağıtabilirdi. Alev'in dediği gibi böyle kalıp gibi olmuş. Deniz Hanım'ın zaten göz altları mordu. Şimdi göz üstleri mor. Ama göz altları beyaz. Özlem. Yani... Bir de fondöteni her yerine sürmüyor herhalde Can. Sadece göz altlarına sürmüş, dudak çerçeveleri yine kızarık kalmış. Göz üstü diyor ki hadi kalk gidelim. Göz altı diyor ki otur nereye gidiyorsun? Bu kadar. Siz nasıl buldunuz? Deniz Hanım'ın makyajından neden benim makyajıma geçildi onu çözmüyorum. Alev Hanım. Şey o da annesini siz yapmıştınız ya kedi makyajı gibi. Sen benim sanatımla, dalga geçemezsin. Sen kimsin ya? Ben sen dalga kimsin? Geçmiyorum ben olanı söylüyorum. Yaptığınız kedi makyajını söylüyorum. Ya sen benim makyajımla dalga geçemezsin. Bir hafta ama önce olmuş. Ama çok komik ne yapabiliriz? Bir hafta siz önce bir geldiniz, olmuş. Öyle bir geldiniz ki yok biz şöyleyiz yok biz öyleyiz böyleyiz. Zaten. Ben de iyi bir performans bekliyorum. Bir baktım gelin makyajında kedi makyajı. Daha öyleyiz. Kedi makyajı nedir ya? Öyleyiz zaten. Öyle bir makyaj mı kaldı? Ben senin makyajını göremedim ki burada. Bence siz kaçıncı yüzyılda yaşıyorsunuz? Ben çok beğendim Can. Dur. Eline sağlık güzel ben olmuş. Ben Can'a diyordum da siz kaçıncı yüzyılda yaşıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ve gerçekten artık yorum yaparken dürüst yorum yapın olur mu? Ben gayet dürüst yorum yapıyorum Can. Daha fazla nasıl dürüst olabilirim ki? Güzel şeyler söylemen lazım. Hayır güzel değil ama güzel yaptığında da güzel oldu diyorum zaten. Olsun. Ama olmamış yani. Ne güzel şey söyleyeceksin. Adam ben şu an bir pardon bir dergi markası vermeyeceğim. Ya of Can sus senin saçma benim... sapan. Yok dergi yok yurt dışı şeylerini dinlemek istemiyorum ya. Uydurup uydurup anlatıp kızımın. Ya benim başımın hayal dünyası bile seninkinden daha dar. Ya ben şu an Ede... Üç buçuk yaşındaki bir çocuğun bile hayal dünyasının içinden daha dar. Seni gördükçe gülesin geliyor Can yapma lütfen. Gülebilirsin bence aynaya bak kendini gör. Beni güldürüyorsun beni güldürüyorsun. Ben şu an o dergiyi getirip beni göstermek istiyorum. Asistanlarına söyle de getirsin. Asistanlarım şu an burada değil. Paris'e mi gönderdin? Yalan makinesine taksak makine bozulur. Makine bozulur. Patlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak çok yakında bir yayına girdikten sonra 3 ay sonra Çin'de, İngiltere'de, yani Londra'da, bunlar Amerika'da... Bunlar bir duyuru mu Can? Bu kanalda bir duyuru mu? Siz o zaman göreceksiniz. Bence şu an kendini zaman. Duyuru gibi ya, böyle... Ağırdan satıyor kendini. Aynen. Yani böyle... Şey, senin yerinde olmayı o kadar çok isterdim. Benim yerimde Türkiye'deki kimse olamaz. Çok isterdim. İyi yok. Çok iddialıyım. Yani bu kadar evet. Gerçeklerle bak, yaşamak yerine birazcık hayal dünyasında yaşamak isterdim. Türkiye'nin en iyi makyaj sanatçısı buraya gelsin ve davet ediyorum. Bodrum Meydan. Bence buradakilerle bir başa çıksın. Buradakilerle başa çıksın. Ölürse ölür gözü kan adamı. Sana da kıyamıyorum. Bu arada, ben de gelin saçında bir akım başlattım biliyorsunuz. Ha. İki taç akımı. İki düşecek akım o. İki taç akımı hiç kimse tarafından unutulmayacak. Onu hiç unutmayacağım.
bir akım. Konya'ya gidince de ben devam edeceğim. Çünkü dans esnasında düşen tacınız olduğu an diğer tacınız hazır kafanızda. Şey gibi, internete yazıyorsun dünyanın en iyisi kuaförü kesim, o çıkacak. Dünyanın en saçma gelin başı dediğinde de Ferit Kural. Hayır, garanti alınmış gelin başı. Taç düşerse ikinci hazır. Aynen, o da olabilir. Tabii. Peki toparlayalım artık. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Ben yapmadım. Evet, şey pardon, yapmadım. Pardon, doğru. Saadet Önemli. Hanım yaptı. Doğru. Şimdi buyurun. Ben güzel başladım Ferit, iyi başladın. Ağlıyordu, mağlıyordu, girdim makine falan sesi duydum. Dedim ben güzel şeyler çıkacak. Saç yarım kalmış, hemfikiriz değil mi? Evet. İstediğini yansıtamamışsın. Tabii. Zamanda sıkıntı yaşamışsın ve mankenle bir sorun yaşandı galiba, ağlaması. Evet. Yani sen hakim olamadığın için istediğin model çıkmadı. Evet, benim yansıtmak istediğimi gösterdim. Benim yapmak istediğim o. Bu oyun hoşuma gidiyor. Kabul etmen çok güzel bir şey. Evet. Kabul etmek de çok büyük bir erdemlik. Şimdi o yüzden yani ben bunu yaptım bu desen ona göre gireceğim zaten. Yani saça ya sen gene girebilirsin. Yani. Sonuç itibariyle bunu ben yaptım yani. Başkası değil hayır, ki. Hayır hayır. Bu istediğin bu değildi. Yapamadın. Yani zamandandı, modeldendi. Doğru mu? Bir kontak problemi yaşandı. Bunların hepsi evet. eksidir. Yani sorun en fazla da kesimi sen yaptın galiba uzunluk evet. olarak. Değil tabii. mi? Tabii. Yani işte bu kadar. Pardon, işte önce yaptınız. Söylediğim de o. Bu kadar kısalttın. İşte bir model bekliyorsun. Söyle bana söyleyeceğim orayı söyle. Onun yanları zaten yoktu arkada kuzu. Arka uzun mevzu, ama. Ramazan evet, Bey. Arka uzun da en fazla. Buradaki en büyük işçilik bu burada yani saç konusunda. Bakarsanız nasıl kısaldı. Ya işçilikten ziyade saç kesilmiş. Yani sınırları evet. zorlamışsın. Ağladı yine ağlasaydı aynen. daha çok puan düşerdim ama mutlu. Ben heyecana veriyorum, zamana veriyorum. Hepimizde oluyor Bey, bunlar. Siz olayın farkında değilsiniz. Çok kötü olmamış diye mutlu. Yani kötü olmuş diye mutlu. Çok kötü olmamış diye. Ya keşke çıksaydı arkayı. Yani o biliyor ne yapacağını ama olmadı. Evet. Bir de ben de yarışa girdim. Onu anlamadım ki yani sen hangi akla hizmet. Sen hangi akla hizmet buraya geldin? Nereye düştün? Ramazan diyeceksin? Bey siz de şunu tahmin bu, ediyorum. Ramazan bir saniye Bey. Beni dinle dur, ya. Dur bir dakika. Tek tek gelin. Gerçekten ben sizi tanımaya çalışıyorum ama... Yani siz daha çözemedin. Umarım çözebileceğim. Sizde bir... Şu konu var mı? Bir işten pazarlık durumları var mı? Olmaz mı? Alası var bende. Bak bunu ciddi soruyorum. Ona yani konuyu açar mısın? Nereden yani, çıktı? Yani nereden konuya vardı? Yorumlarınız çok felsefi, çok matematik, çok profesyonel. Anlatabiliyor muyum? Ama o sen demedin mi? Çalışıyorum. Can, Can sen demedin mi? Benim sanatımı bilimle, kurguyla işte neyle, tarihle bir şeylerle evet. yorumlayın. Evet işte beni adam şaşırtan da... bir adam çıktı. Siz gibi değil yani anlatabiliyor muyum? Açık bak. Bunu söylemek istiyorum. Ya sevineyim, üzüleyim anladık ki. Ben bu insan sizi kutluyorum. Ya, ben çözemedim ki ben de seni çözemedim yani anlamadım ben ki. Ben de çözemedim. Bir karar ver iyi mi kötü mü? Ben de anlamadım. 180 derece deniyor ya. Ya ben dün de çarşamba günü de dedim ben ya. Çözemedim ben ciddiyim çözemedim. Normalde 5 ileri bir geri olur. Ya şimdi. Onda 5 geri bir ileri. Puanı verirken. Bir bakar mısın? Abi, Ramazan diyeyim. Bey. Ramazan Bey bir bakar mısın? Ya bir de döndürüyorsun. Yapma her yeri makas izi saçın hayır, ya. Hayır bu taraftan da yandan daha güzel dur. Ya saçın her yeri makas izi sen neden bahsediyorsun? Bir herkes aynı anda konuşmasın. Bak tamam. Bu da şov yapmış. Bir de ortada hayır şov ayırı. Değil. Bak, şu, yok bak değil şurayı tamam mı? Evet, bak sen bunu sen volümde istemiyorum. Bob yapmayacak mıydı? Bob yapacaktım da yap. Hayır bu kadar kısalttın. Tamam iyi iyi böyle. Madem hata var birkaç maçta. Ben de böyle bak şu hareketi senin yaptığın şeyleri... Doğru buluyorum ben. Ramazan Bey. Efendim? Doğru buluyorum. Sen şu... yamukluğu görmüyor musun orada? Abi saç rezil. Makas izlerini görmüyor saç musun? Saç rezil. Onda, o zaman böyle o da biliyor onu. Bitiremedi. O da tamam biliyor da. Onu. Öyle o güzel. Genel kalıp dediğin... olarak güzel arkadaşım. Genel kalıp böyle genel ince kalıp. İş. Şöyle bir baktığında ben şuradan baktığımda. Bir de deniz ortadan. Detaylarda kusurlar olabilir. Az önce beğendiniz. Beğendiğim kısalttı. Evet sonra da bayağı yerin dibine vurdunuz. Bakın ben hem seviyorum hem dövüyorum. Haklısınız. Şimdi ama anlıyor beni Ferit. Ne demek istediğimi. Sen hayata geçiremedin. Doğru mu? Doğru. Kısalttın geçiremedin. Ama genel kalıp olarak bir az önce yandan Ferit, kullanınca ben beğeniyorum. Ferit ne dikkatini çekti yani. Biliyor musun? Ramazan Bey bir şey söylerken. Dinliyorsun. Ustasıyım ben o tabii dinleyecek canım. Büyüğüm. Nerede aa saygı duyacak. Ya? Ustasıyım ya, dedi. Yaşından dolayı. Kesinlikle öyleyim yani. Geçin öyle değil mi? Mı? Geçen gün yenildin daha ya. Yaşından dolayı... biraz ya, saygı duyuyorum. Keşke ben de şey dedim. Yaşından dolayı saygı duyuyorum, hürmet ediyorum ama bak bunu gerçek söylüyorum bunu programda. Yani ilk defa bir büyüğüme bakınca gençliğimi görüyorum.
Yani benim gençlikte yaptığım hareketleri yapıyor. Ya bu... O zaman asıl bana saygı duyman lazım. 25 anlamadım ben. Bu kız bu kadar şey Ramazan öğrenmiş. Bey ben aynı çok anda kısa, konuşmayalım. Çok kısa anlatayım mı? Evet. Burada sadece birimizi biz anlarız. İkimiz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden benim anlamamı gerçekten bekleme. Ben burada kimseyi anlamıyorum zaten. Yani buradaki herkesin temsili ne biliyor musun? İşte bunlar. Evet, peki, tamam. Puanlamaya geçelim artık. Deniz, son gün senin kendi kuaförün ve makyajına puanın kaç? Elimi bırak ya. Özge Hanım şöyle, hani ben onları çok sevdim. Yani öncelikle biz gerçekten. Biz seni çok sevdik. Sevdim. Evet, saçımı yani bilmiyor yani evet bunu olmayacağım, durmayacağım mı biliyorum. Ama şöyle, kırmak istemiyorum. Hani yenilirlerse de benden bilinmesini istemiyorum. Onları çok sevdiğim için. Çok da kötü olmadığı için. Hala makyajına ilgili bir şey söylemedim bu arada. Alışmaya başladım. Ben hep saçıma baktığım için. Yani peki. Şeyim, alışmaya başladım. Puanım. Hayret. Neyse teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Neyse mi? Teşekkür ederiz. Evet. Beş bekliyorduk biz. 4 puan veriyor kendi kuaförüne ve makyajına. Sizler Ferit ve Can'a kaç puan vermek istiyorsanız lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Şimdi saç kesimi olmadı. Ama başaramadı. Makyaj güzel. Makyaj güzel. Ben beğendim makyajı. Ama sesim yapamadı, beceremedi. Yarım kaldı. 4 yediğimiz var. Evet. Tamam, bizden fazla kesti. O da önemli bir yani şey. Sen bir şey kesmemişsin ki onu kesti. Evet. Hocam. Puanlar yazıldığına göre seni de bekleme odasına alabiliriz Deniz. Rica ederim. Ben duruşumuzla, vizyonumuzla, sanatımızla, gösterdiğimiz performansla buradayız. Sen de Ferit. Modelimiz evet bize yüksek puanlar verdi ama biz en azından modelimize güzel işler çıkarttık. Geçen hafta öncü birinci olduğu zaman 9 renk kafa çıkardı. Kızı çok çirkin bir model yaptı. Hiç güzel bir iş çıkartmadı. Bir tane bile iyi işi yokken birinci oldu. Yani eğer modeldense önce iğneyi kendisine, çuvaldızı başkasına batırsın. O zaman hemen üçüncü takımın modeli Hicran gelsin. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Makas... Ayna kapansın ve Hicran kendine baksın. Çok güzel olmuş saç rengi ismi annemin sağlığı. Teşekkürler kankacığım. Nedir durum? Bugün bir gelişme var mı? Geçtiğimiz 4 günden farklı olarak bir beğenme var mı? Evet. Vay be, son demek. Gün şaşırttılar beni. Nasıl bir yorum gelecek acaba senden? Bekliyoruz. Yani dediğim gibi yapmış. Bu defa gerçekten beni dinledi. Ya elinde makas korktum. Olmasına rağmen şöyle bir seni dinledim. Şey, sesim çıkmadı. Hani makas onun elinde ya. Sesim çıkmadı. Ne dese? Ödüm patladı kızdıracağım diye. Demek ki bazen susmak gerekiyormuş. Keşke bunu 4 gündür anlasaydın. Diyorum ki 4 gündür bekle, sus, sakin ol. Hicran sus, bekle, sakin ol. Ya zaten ilk başta her zaman... Bilseydim 4 gündür önce makası gösterir, sonra fırçayı falan çıkartırdım. Şimdi hep bayan kuaförlere karşı zaten bir ön yargı vardı. Bayanlar gerçekten şimdiye kadar pek iyi görmemiştim.
O yüzden de önyargılarını kırdık mı? Son günde. Ya şu boyan kötü nasıl mü ya? Allah aşkına. Şu boyan kötü mü yani? Hı? Yani benim... Ben hiç boyatmadım bu şekilde. İlk defa boyatıyorum. Yüzüne renk kattı, senedir gençleştin yani. Kesiminle beraber tamam şimdi cuk oturdu yani. Ben biraz bugün boya rengini daha da aşım. Yani değil mi? Bugün daha bir güzel durmuş. Bugün boya rengi bana daha da güzel geldi. Aynen. Bana da çok güzel geldi. Makyajı nasıl? Makyajı da... Değil mi? Küllenmiş beğendim sanki aslında. Sadece biraz fondöteni koyu buldum gibi. Kalabilirsin. Her zamanki sürdüğümüz aynı fondöten. Ne diyorsunuz? Yani fondöteni dediğim gibi her zamanki sürdüğümüz aynı fondöten. Hatta aksine alt kısımlarını biraz daha aydınlattım. Rujunu da çok koyu yapmadık. Gözlerini de çok hafif sürdük. Bugün çok hafif bir makyaj istedin. Gözün altına bile hiçbir şey geçmedi. Zaten kesim olduğu için öyle sıradan normal bir makyaj yaptım. Peki. Günlük kullanabileceği bir makyaj yaptım. Karşılıklı memnunsunuz aslında daha çok. Evet. Peki. İyi. Önce bir sen görünüyor. İsmail nasıl saç kestin? Yani model. Hicran'ın şimdi şöyle ben de somre yaptım ama Hicran'ın zaten o yaptığım somrede de katları olduğundan saçın katlarının uçlarından aldık. Şu kadar falan uçlarından aldık. Saçın boyundan da bu kadar falan aldık. Yani şimdi şöyle bir şey, ben Hicran'a düz bir kesim yapamazdım. Yanları kısa diye çok kısalırdı değil mi? Yanlar kısa diye çok kısalırdı ve katları vardı. Bu sefer yaptım omrenin, senin mesela somren nasıl yok oldu? Somresi yok olacaktı. Hı-hı. Çok istemedim. Yani böyle kısa saçlar kesip de fantezi yaratmaya da gerek yoktu. Hem de ben saç keseceğim, burada bir şeyler görecekler diye onu da mutsuz edemezdim. Neyse. Katların uçlarından aldım. Boyundan da biraz aldım. Yanlara biraz daha kat verdim. O kadar yani. Düzeltme yaptım. Kesim yaptım. Ay. Yani uçlarından alarak düzelttim. Saçları kesin bir önceki kesimi de eğriydi zaten. Bir de mesela o gün bir şey kaçırdık aslında biz. Sen de onu kaçırdın. Ucunda kızıl kına boya vardı. Geçti geçmedi dedi ya. Şöyle bir yavaş. Ben geçen mesela onun ucunda kınadan açılmış rengi de gördüm. Bak o gidince daha güzel olmuş bence. Yok aslında ya, kına varmış yoktu bence. Yok kına yoktu. Yok be, geçen fark ettim ben onu. Belki şeydir o. Saçımı yıka falan dedi de paketi çekti ya. Olabilir. O ön kısım biraz daha geç açıldı. Şimdi kesilince açılmadı. Boya tam olmuş açılmadı. Yani şu an. Aha. Açılmadı. Onun vermiş olduğu bir renk tonlaması var. Yani sen... şimdi 5 günde nasıl geldi kız, nasıl gidiyor, nasıl geldin, nasıl gidiyorsun? Yani bu hafta elensek de kalsak da ben yaptığım, çıkardığım işten memnunum. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Peki, yani çok kıymak istememiş, modelini üzmek istememişti. Bana evet, söyledikleri gibi sürekli kolaya kaçmış. Problem yaşadığımız için modelimizde bugün... Makyajı ben, bu makyajı Hicran Hanım'a yakıştırıyorum, güzel olmuş. Beğendim. Hı-hı. Peki siz? Ben ilk önce yaptım. Ben gerçekten makyajını inanılmaz iyi buldum. Ve gerçekten burada seni izleyen seyircilerimiz... Can ateşin var mı? Gelin bakayım kapalı mı? Sana makyaj yaptırabilirler. Renk, göz, yanaklar, dudak muhteşem olmuş. Ateşin var mı? Geleyim bakayım mı sana? Harika. Harika. Gözüm seyiriyor can, bir şey olacak bak dur. Yorum yapacağım. Vallahi şey gözüm seyiriyor bak. Evet Erin. Ben, İsmail yanına gelebilir miyim? Evet gelebilirsin. Şimdi şu makası bir tutar mısın? Nasıl tutuyorsun? Bakayım. Niye oradan bakınca böyle mi tutuyorsun evet gerçekten? Tamam doğru tutuyormuşsun, orada tartışıyorsun. Şöyle niye gözüküyor elim böyle? Ha benim ellerim senin ellerine göre küçük ya. Böyle, belki sanki böyle kesiyormuşsun gibi görünüyor. Hayır. Ben böyle tutuyorum sana. Ha tamam o zaman. Bu konuya nereden geldin? Ya aramızda bir mesele var ya. Ya olay ne biliyor musun? Baktı kesimde hata bulamayacak, makası nasıl tutuyorsun diye geldi yanıma. Baktım. Belki ben hani bayan eli olduğu için sana öyle gelmiş olabilir. Ya süper elleri. Baktım kesimde hata bulamayacağım. Çünkü kesim bulamayacağım. Ne demek kesim bulamayacağım? Yani... Ben çok mutluyum bundan. Bir dakika ya, bir dakika lütfen. Niye siz mankenlerin ne istediğini önemsemiyorsunuz? Hayır ben şu an yorum yapıyorum ama ya. Şimdi kesim göremeyeceğim canım, çünkü kesimi göremedim. Bak, böyle... Burası hep saç dolu. Nasıl göremiyorsun? Ayrıca maşa yaptığın için dalgaları da katı da göremeyeceğiz. Hataları saklamışsın. Kurnazlık yapıyorsun ama haftanın totaline baktığım zaman hanımefendiyi beğendim. Ama kesimi zaten göremeyeceğim için genel olarak güzel olmuş. Yani. Can
maşalı bir, pardon Ferit, maşalı bir saçı da katlı olsa da kontrol edebilirsin. Çık kontrol ya et. Ya neyini kontrol edeceğim? Şimdi ben onun saçı dümdüz çekeceğim. Bütün hatalarını böyle çekeceğim. Ondan sonra kontrol edeceğim. Öyle bir şansın var mı? Niye canım? Yok. Hataları eğri, şey katları eğri olabilir, o olabilir. Tamam olabilir. İşte sen bunu de böyle, kuaförsen. Bunu böyle. Kuaförsen zaten. Bak bunu, bak kuaförüm, ben senin anlıyorum, saçındaki hataları oradan fark gördüm. Ediyordum kestiğinde. Sen de kuaförsen bulursun. Buyur ben saç burada. Ben cesur adamım. Düz saç çektim. Burada. Düz koydum. Saç burada. Hatası da varsa bulun dedim. Saç neyi bulacağım orada? Saklamışsın. Ya bırak Allah aşkına. Nazlık yapmışsın. Ya bir kabullensene, bir kabullensene. Evet güzel olmuş desene. Dedim ya. Az önce de güzel diyoruz, yine kötü bakıyorsun. Dedim ya. Canım sana kötü bakmadım. Bak sana haftanın geneline bakınca acaba? Dedim. En güzel saç dedim. Güzel olmuş ya. Zaten hanımefendi değişmiş, yüzüne yakışmış. Teşekkür. O ayrı. O başka bir şey. Güzel yani, iyi bir kuaförsün de yaşına göre. Yani daha çıraklık yaşındasın ama. Cebimden yani çıkartırım seni Ferit. İyi bir kuaförsün. Cebimden yani. Çıkartırım seni. Hangi cebinden? İşte fark etmez. Sağ, sol, arka cep, tamam. Hepsinden çıkartırım. Siz nasıl buldunuz? Elinize sağlık İsmail Hanım. Şimdi ben şeyi anlamıyorum. Hani bu saçı tarağı alıp da kontrolü, bunu anlamıyorum. Burası kalfa diploması yeri değil. Üstad diploması da almıyoruz değil mi? Sınava da girmedik. Ama niye biz burada sonuçta bir kesim yapıyor, işçilik yapıyoruz? Ya şimdi asimetrik, simetrik, bob kesimler moda değil mi? Mesela yanlarına 20 yıl önce aa burayı unuttu diye kalfa diploması vermezlerdi mesela. Evet. Doğru mu? Evet. Olabilir. Doğru evet. Mu şimdi? Evet. Unuttu diye. Belki modeldi. Şimdi benim için duruşu tarzı önemli saçın. Benim için. Teknik sizin için bilmiyorum ama mi? Kontrol edersek eğriymiş işte önce makine kesmiş. Hayır şöyle bir şey var. Fön çekildiği zaman bir saçın rengi de güzelleşir. Maşa yapıldığı zaman. Senin için. Kesimi için de güzelleşir. Önemli burada olan zaten doğru yapılması değil mi yani? İşte ben görüntü önemli. Anlatabildim mi? İstediğim hata olabilir. Bir saniye. Niye takdir ettin? O zaman. Biz pikniğe mi geldik buraya? Mangal mı yapacağız burada? Hayır, şimdi sen düz çalıştın. Sen neye, sen genel görüntüye değil. Şimdi değişim önemli. Bakacaksın. Ben ama amaç değişim. Değişim. Uzunluk kısalık olması değil, bakın. Şimdi değiştim. Senin şimdi saçını, değişimle uzunluk kısalık farklı bir şey. Hatan bakın. Var. Hayır, senin kesiminde bir hatan var. Ona mı zemin hazırlıyorsun? Ne? Ya benim çünkü bakın. Niye? Usta gibi konuşmuyorsun şu an. Ya arkadaşlar siz beni algılamıyorsunuz arkadaşım, ya da anlamak istemiyorsunuz. Sen beni ya da beni yani kimse anlamak yani aldın istedi. Baktın yani Ferit yamuk orada unutmuş yapacağız. Bırakmış. Sen dümdüz kesmişsin, sen bir şey bulamamışsın. Ya kardeşim önemli olan değişim. Ya önemli olan değişim olur buna mu? Önemli olan ya. Doğru kesimin doğru yapılması. Nasıl? Ya o zaman önemli olan değişim değil buradaki mi? Saçı burada kes eğri tamam. Büğrü önemli olan önemli. Değişim. Olabilir şimdi eğriler daha moda asimetrik eğri mesela. Hayır. Usturayla eğri büğrü de kesebilirsin. Ya hayır. Yani sen zaten arkada dönüyor öyle saçlar. Günlük hayatta size gelen müşterilerden kaç tanesini kaldırırız? Hatta rezalet. Onu demiyorum. Hani yanlar da o zaman bakarsak. Aynı anda konuşmayalım. Ya bu kesimden bahsetmiyorum. Ben şundan bahsediyorum. Ben düz bir kesim istiyorum. Saçım belimde. Geliyorum saçı burada kestiriyorum. Atıyorum sana ya da sana ya da sana. Saç burada ama eğri büğrü kesilmiş ama kuaför bana diyecek ki kestim mi kestim, değişti mi değişti. Tamam. Bu kabul mü? Burası tamam, şimdi bakın. Kuaför salonu değil. Şimdi burası arkadaşlar yarışma, şimdi evet. Bakın tamam düzle tarakla arıyor bakıyoruz saça müthiş duruyor. Yukarı kaldırıyorsun eğri büğrü duruyor bak şimdi. Değişim güzel ama eğri hangisi doğru? Şimdi düz bir saçı yukarı kaldırıp ya, nasıl bakıyorsun? Nasıl eğri oluyor onu ya şimdi dümdüz bana. Saçı. Tamam. Senin modele bakalım kaldır yukarıya kaldır dümdüz değil. Duracak. Böyle başını öne eğerse. Ense bölümü kısa olduğu için buralarda iz durur. Hayır şimdi tepeye kaldırdın şimdi. Düz duracak mı saç alttaki şimdi gibi? Düz en alttaki niye mesafe düz kısa olduğu için. Ya onu alır. Diyorum size. Benim haklı için. Haklı kesimde olur o. Ya kuaför müydünüz siz? Bence saçtan da anlıyorum ya. Öyle mi? Evet. Aman neyse. Nerede kalmış Can? Sen yukarı kaldırınca görüntü kesim önemli. Yamuk duruyor dedim. Saçtan uçlarından almışsın. Fönünü çekmişsin. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Saadet. Ben beğendim bugün makyajı. Güzel olmuş. Deniz'le aynı olmuş. Ne olmuş? Deniz'le aynı olmuş. Deniz'in farlarıyla. Deniz'in gözünde yo, beyaz kalem var. Yanakları aynı ama farkında mısın? Neyi aynı? Yanakları. Yanakları aynı. Geldiğinden beri o aynı. O bayağı esmer, o aynı bayağı şey sen yapıyor yalnız. Zaten. Aynen. İki, evet ve makyaj yaparken Özlem'le biz birbirimizi görmüyoruz. İşte benim makyajıma laf atıyor ya. Hiç kendisinkine bakmıyor. Hiç ama. Yani hiç bakmıyor. Yani neyine bakmam gerekiyor yaptığım makyajın onu anlayamadım. Sadece güzel tanım. Olmuş. Eline sağlık canım. Arkadaşlar çok beğendiniz. Teşekkür evet, ediyorum. Peki. Hepinize. O zaman puanlamaya geçelim artık. Bugün son gün. Evet. Az sonra vedalaşacağız sizlerle. Son günde bu 5 gün boyunca eşlik ettiğin takıma
Kendi kuaförüne ve makyözüne puanın kaç? Benim puanım kuaförüme. Bu defa gerçekten beğendim, son gündü. Çok beğeneceğimi düşünmüyordum ama gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Beğendiği için hayal kırıklığına uğradım. Bu da beni deli etti. Öldüm kalbimden. Dükkan üstüne yapmıyor artık. Ben çok sevdim. Vallahi artık dükkan üstüne yapmayacağım bak inşallah. Öyle hayal etmiştim ama onu gerçekten yıktınız. O yüzden size puanım... Kaç puan verir? 4 bence. 5. 5 mi? 4 verir bence. Bence 5. 4. 4. Bir puan nereden kırdın? Nereden? Çok merak çok ettim. Çok koyu geldi makyajım o yüzden. Koyu mu geldi? Neresi koyu geldi? Fondöteni. Ya yüzüne her gün sürdün fondöteni o senin ya. Ya bilmiyorum. Her gün bir yüzüne sürdün fondöten. Her gün aynı şeyi yapıyor demek. Hayır yüzüne başka ton şey uygulayamam ki fondöten. Niye? Yüzüne oldu. Ne yapayım, beyaz mı süreyim yüzüne? Ya beyaz model var. Nereye beyaz sürme canım? O kadar beyaz sürme. Nereye beyaz sürmem lazım? Kadar. Bak sen bugün rujunu rengini de değiştirdik. Gözüne yoğun bir makyaj yapmadık. Dün mesela daha yoğun bir makyaj yapmıştık. Ekip ben... ruhu diye buna diyorum, anladın mı? Ekip sen de ekip önemli. Ruhu yok. Evet yok. Sen anladın mı? Sürekli satıyorsun aynen, başkalarına sürekli satıyorsun. Karşı. Sen de ekip ruhu mu var? Satıyor muyum? Evet. Peki. Madem öyle Hicran. Kendi kuaförüne ve makyözüne 4 puan verdi. Bakalım siz İsmihan ve Alev'e kaç puan vereceksiniz? Bence çok fazla vermezler çünkü çok büyük bir değişim görmediler. Vermezler. Alev'in saçlarını kesip kendime kaynak mı yapsın? 4 verelim kanka, güzel yani genel olarak beğendim. Ben bir değişim görmedim canım. Biliyorum. Yani görmedim yani. Nasıl tabii. Aynen hiçbir şey yapmamış ki. Dünkü gibi maşa yapmış, karşıma çıkar. Makyaj zaten aynı makyaj. Ucundan şey yapacağım. Aynen öyle. Ne vereyim? Kalırlarsa görürsün. Yok. Evet, puanlarımızı da aldığımıza göre Hicran seni de bekleme odasına alalım lütfen. Modelimiz bütün hafta yaptığımız hiçbir saç beğenmedi ama işlerinde her zaman en güzel oydu. Ben modelimizin bizi kıskandığını düşünüyorum ya. Bütün hafta kıskanıp zaten bütün hafta düşükte puan verdiği için bugün gerçekleri söyledi artık. Vicdan azabından aynen, vicdan duramadı azabı bence. Yaptı o. Ve bugün de yaptım o makyajı işte fondötenine 1 puan kırdı. Her gün sürdüğüm fondöten bugün onun gözüne battı yani. Ve sırada son modelimiz var. Dilek geliyor. Tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. İki makas as, bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. O zaman ayna kapansın da Dilek kendine baksın. Seni şöyle öne alalım Dilek. Kalabilir belki, bakarsın makyajına. Nedir durumlar? Bugün yüzün gülecek mi dedim. Yapılırken pek gülmüyordu. Gördüğünde ne hissediyorsun? Yani ben bu saç boyunu hiç sevmem. Bundan kurtulmak için yaklaşık 2 senemi verdim. Tekrar aynı boya dönmüş olmak şu an beni çok demoralize etti. Daha da mı kısa olsaydı? Yani daha da kısa olmasaydı ben bu boydan nefret ediyorum. Çünkü bu boya geldiği günden beri hiç uzatamadım ben bu saçı. Hiç uzatamadım. Benim ayrıca bence Ramazan'da biz komple analiz etmeliyiz. Çünkü nabza göre şerbet vermeye çalışıyor ya da böyle küçücük bir ışıltı gördüğü zaman orayı takip ediyor. Herkesin nabzını kontrol ediyor, ben hariç.
Burada yaptığınız kesim güzel bir kesimdi. Özge Hanım da o kesimi beğendiğini söyledi ve altını değişiklikle çizdi. Siz de o değişikliğin peşine düştünüz. Benim saçlarımı kısaltmayın, eşim bundan hoşlanmaz. Ben uzatmaya çalışıyorum dememe rağmen bence bu yaptığınız ikinci kesim. Çünkü zaten boyarken de kısalmıştı bu. Aradaki o zaten incecik kalmış kısım komple gidip yukarıya geçmişti. Pişman siz oldum oradan şimdi. Da aldınız, iyice kısaldı. Pişman oldum, eşimin saçı gibi kesmediğime inanın pişman oldum. Ama pişman olmadığım yön boynu uzun. Kısayı düşündüm bir ara. İlk şovda yaptığım kesimi de düşündüm bir ara. Şimdi yıllardır sahnede olmanın biraz da şeyini yaşadım ben. Çok saç kestim. O kadar kısa saçlar kestim ki. Birçok arkadaşım boşanma derecesine gelmiş eşiyle. Çünkü Türk kadını saçına çok bağlı. Siz de aynı şeyi söylediniz. Eşim benim çok düşkün saçıma. Bunu ben kaideye aldım. Bir, saçların kırıkları vardı. Bir. İkincisi bir ben yarışma. Bunu biraz kısaltmak zorundayım. Zorundayım. Ama. Üç, zaten kat ve kırıklar oluştu. Dün balyajda da kırıldı saçlar. Yandı. Saça kat. Orayı düzeltelim. Ya şimdi yanan bir saç bu kadar güzel duramaz. Şimdi lütfen. Güzel durmuyor ki zaten. Canım yani, saçın arkasını bir döner misin? Dön. Yani dön. Bakar mısınız? Bir bak. Bak, bir de, bak, bak. Çizgiye bak. Sence bu saç güzel mi duruyor? Yani senin sanatın bu mu? İki saatteki olay tamam öp öp başına koy. İki saatte çıkan bir şey bu. Bence çok güzel. Fönlü bari düzgün çekseydin. Bugün vaktim vardı. Evet. Fönlü bari düzgün çekseydin de bak önleri her yeri bozulmuş. Ya salaş kullanımları bu. Bunun fönünü şimdi kalıp gibi şey değil. Bu zaten öne doğru eğin kaldırın bitti. Bu saçta bir şey yok yani. Makyajla ilgili. Buyurun. Yani sadece açık renk rujları sevmiyorum. Onun dışında makyajım fena değil. Yani yağ gibi ağzımın etrafına salçalı bir yemek bulaşmış gibi göründüm ben bu rujda. Çünkü dudaklarım ince benim. O neyden kaynaklanıyor biliyor musun? Geldiğinizde kırmızı ruj vardı sizde. Böyle biraz daha hatta koyu. Onu tam olarak iyi temizleyememişsin aslında. Çıkmadı, çıkmadı. Evet, bir de mat ruj olduğu için çıkmıyor da. Kendi de sildi ama onu çıkmadı. Onu böyle bayağı iyi bir şekilde temizlenmesi lazım ki onun kalıntısı kalmasın. Ama evet. Fondöten sürebilirdin aslında. Sürdüm, sürdüm. Sürdüğünüz halde mi böyle? Sürdüm. Rujum çok kaliteli. Zaten 24 saat kalan bir rujdu. Çünkü ben özellikle onları seçiyorum. Dudaklarım ince, yaptığı dışına taşırıyorum rujun, ben onunla. Siz azizliğine uğradınız. Önceki aynen yani ya önceki dolayı. Rujdan dolayı benlik bir şey yok. İkimiz zor çıkardık inanın yani. Evet o konuya bir şey doğru. Demiyorum ama ruj seçimi... Biraz daha koyu yapabilirdin ama ruj rengini. Ama dün koyu bu yaptım kadar bugün açık de. Açık değil de yok yok mesela kremit bordo rengi. Ya da koyu kahve. Ama dün bordo yaptın. Koyu kahve yapsaydın mesela. Olabilirdi aslında evet. Ama parlak ruj istedi. Elimde de bir tek parlak o rujum vardı. Hmm. Ben parlaktan hani rengin çarpıcı olmasını söylemiştim. Orada o zaman küçük bir yanlış anlama olmuş. Yine de beni dinlemiş sayıyorum ben sizi. Bunu aynen parlak için. Deyince ben sizi dinledim bu sefer. Peki senden hazır makyaj yorumunu almışken saç yorumunu da alalım bari önce senden. Yani o yaptığı şova yakışır bir kesim yapmadığını düşünüyorum. Kesim yok nasıl ismi ana kesim yok dediyseniz yok yani... Kesimi gösterememişsin bize. Yok yok şimdi şey... haklısın. Çok yani o fazla show... kesmedim yani şu kadar falan aldım herhalde. Fazla almadım. Ya kopukları vardı ya sen o kadar da her yerden o kadar gitmemişti. Belli saça başka bir yerlerden... form verdim ben. Çünkü şöyle... Ama sana yakışan bir kesim yani böyle tam hakkını havalı mavalı yapabilmiş misin? Şimdi saç zayıf bir, balyajlı iki, bir de boynu çok uzun. Asimetriyi tamam. Ben bu saçta düşünecektim yanları kesim, kısaydı. Lob kesimi olabilirdi lob. Hayır yanları kısaydı. Düşündüm onu ve onu kesinlikle yapacaktım. Kesinlikle ama yanları çok kısaydı. Çok kısaltmam lazımdı. Boyun uzun olduğu için hiç yakışmayacak. İlk aklımdan geçen oydu. Geçen şovda yaptığım modeli siz beğendiniz zaten. Onun uzunluğuydu aslında. Ama saç müsait değil, boyun müsait değil, yüz müsait değil. Yani o kadar çok etkenler vardı ki hem onu mutlu ettiğimi düşünüyordum ki etmemişim mutsuz. Uçurmadım yani saçı en azından. Geçen şovda gördünüz. Senden beklenilen hareket oydu yani. Tam hakkını verecektin. Hayır hayır. Saç ve model müsait olsaydı inanın keserdim. İnanın keserdim. Yani ben kesimi yakıştıramadım yani. Tam böyle kesim göremedim. Peki sizler ne diyorsunuz? Ben gayet makyajına iyi demek isterdim ama geldiğinden beri anlaşamadılar. İletişim eksikliği evet. Var. Gerçekten Ramazan Bey'le ve makyaj sanatçımızla iletişimleri... Düzgün olsaydı çok güzel işler çıkarabilirlerdi ama bir toparlayamadınız kendinizi. Evet, evet. Evet. Haftayı bitirdik zaten. Yani. Toparlayamadınız kendinizi yani evet. Hadi diyorum yani bu değilsiniz. Ve gerçekten hani makyajı ve saçı inanılmaz hani kötü diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Şimdi ben İsmail'e de aynı şeyi söyledim.
buraya da aynı söyleyeceğim. Neyi kesim, neyi yorumlayayım yani kesim olarak? Yorumlayacak bir şey yok. Pittaş attı orada. Ters bir ben şey yaparken görmedim. Ferit Öz gibi söz bence bu. Pittaş atar mısın? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir erkek kuaföründen duymuştum. Arama böyle kası demek. Şey yapardı yani. Beni arardı. İşte böyle bir iki video atardım bazen. Şeyin yaptığı gibi gençlik yıllarında. Vay kardeşim Pittaş da ustasın falan derdi. Oradan bir laf yani. Yani o yüzden Pittaş diyorum. Pittaş yaptın. Başka bir şey görmedim ben. Tamam Ferit. Dilek Hanım'a sadece kötü bir şeyim var. Yaşını büyütmüş. Ya zaten sarı olgunlaştırır. Kesim de kısalınca iyice yaşı büyümüş. Doğru mu sizce? Ben şuradan bakınca mesela... Biraz büyümüş yaşı. Yaşı büyümüş. Ben şuradan ya. Bakınca biraz Aysun Kayacı'yı andırdı bana. Şuradan bakınca, buradan değil. Ekrandan bakınca. Kısa saç genç gösterir ya. Nasıl buldunuz? Şöyle ben kesimde yorumlayacak bir şey bulamıyorum. Yani ha, evet. Geldin mi lafıma? Benim de... Geldin hayır mi lafıma? Şimdi aynı modelle sen bari konuşma. Aynı modelle geldin. Tamam, sen hiç girme zaten. Aynı model Ela falan değil. Bir kere modellerimiz farklı. Dinleyelim. Benim modelimin o kadar tepelerine kadar katı yok. Saç daha uzun. Ve ben modelimi üzmedim. Burada bir anlaşalım. O boy saçı ben de hiç sevmiyorum. Yani çok arada kalmış bir boy. Ve yani ne kısalması gerekiyor ne uzayana kadar da vakit alıyor. O konuda haklı. Tepeli şeyleri katları çok kısa olmuş. Bayanın yüzü de uzun olduğu için daha uzun gösteriyor. Bir de onları artık o fön mü maşa mı onun ne olduğunu da anlamadım fırçayla da. Fırçayla yaptım. Ne? Fırçayla yaptın değil mi sen? Fırçayla mı? Maşa. Şöyle mi? Maşayla. Ya onları o kadar tepede kıvrık bırakarak belirginliğini sağlamış. En azından biraz açsaydın. Yani şu saça düzgün bir şekil verseydin en azından. Ya bu salaş bir kesimdir. Ya bu salaş bir kesime kalıp gibi bir şey yapamazsın. Yok Ramazan. Taramanı gerçekten ben de beğenmedim. Ya taraman gerçekten kötü. Bak ben de salaş bir model yaptım. Ya onu ben şeyde bilmiyordum. Bugün öğrendim haftanın son günü. Makyajdan sonra dedim zaman kalır bana. Ama bilmiyordum ki ben çıktıktan sonra ama bir daha geri gelemiyorum. Ama yine de ben size bir soru sorabilir miyim? Önce bir çok önemli. Sözümü kesme hanım. Hayır. Önce bir İsmail Hanım yorumunu bitirsin. Ondan teşekkür sonra herkes ederim konuşacak. Buyurun. Yani fön çekerken bile saçın önlerini açmamışsın. Gerçekten çok bakımsız duruyor. Sanki evde kendi yapmaya çalışmış gibi duruyor. Hani işte doğal çalıştım bugün. Ama hayır. Sevmiyor muydunuz doğal? Olmamış. Doğalı? Bak ben de doğal çalıştım. Bir bak aradaki farka. Taraman çok şimdi kötü olmuş gerçekten. Şimdi bu saçtaki kat da seninki bir değil. Doğru mu? Evet. O yüzden daha kısa benimki. O yüzden senin katların... Benim önlerim daha kısa, tepelerim daha kısa. Sözümü söyle. Senin katların daha kısa olduğu için sen daha saç doğal bir... Saç kestim ben. Saç kestim. Tamam. Daha doğal bir geçiş yapman lazım. Daha doğal bir dalga vermen lazım. Anladın mı? Bu saç ne gibi duruyor şu an biliyor musun? 5 dakika sonra topuz yapmak için bekliyormuş gibi duruyor. Ya bu saçı dediğim gibi makyajda ben elime alırım demiştim ama olmadı. Öyle olsaydı aslında... ben dün saçıma toka takmayı unutmuştum. Makyajdan da süre kalmıştı. Ben gelir burada saça toka takardım. Saçım eksik çıkmazdı en azından. Öyle bir şansımız yok yani. Şimdi evet, o da bahane önce değil. Önce kuaförler işini bitiriyor sonra makyözler. Buyurun. Ben bir şey söyleyeceğim. Şey saçı bir tarar mısın? Taramış halini görelim. Şöyle dedin ya hani tarayamadım falan dedin. Bir de öyle görelim. Buyurun bak. Hayır. Ben eskiyim biraz. Hatırladınız bunu. Evet eski yani. Eski o yüzden şey, de biraz evet şey tarzınız biraz da eskide kaldı. Biraz beyefendi ondan. Yok ben hayır biraz eskilerde şeyleri seviyorum. Gel şöyle ya. Ramazan Bey bir de sizin yurt dışında bu işi yapmanız gerekiyor gibi düşünüyorum. Milano'da mı? Yok yani bunu ciddi söylüyorum yani. Yurt dışında daha bir saç kesimine önem verir kadınlar. Değil mi? Bak kendim bile şekil veremedim şu an. Giderken getireceğim. Olabilir. Ramazan Bey kaç yaş üstü müşteri hitap ediyorsunuz Antalya'da? Şimdi bayağı... Yani bence bir 40 yaş üstü falan çalışıyorsunuz gibi düşünüyorum. Yok yok 20'de var canım. Yani 20'de yok bence. Yani şu saçı benim 20 yaşındaki bir müşterim kaldırmaz. Hiçbir 20 yaşındaki kıza yapılacak bir saç değil yani. Evet buyurun. Yani aslında dalgası da hazırdı. Şöyle bir tekrar yavaşça etrafına dönebilir misin? Şu gayet son haliyle. Güzel. Yani ne var abi? Gayet güzel. Ben biraz daha... Yani bol kat F'de çalıştım ki hem kırıkları temizledim hem volüm verdim. İnce telli bir saç. Ben olsam bununla tarardım yani daha açık olsa dalgalar daha iyi olurdu bence.
Ya bir de kesim yapıyoruz. Kesime neden maşa yapıyoruz? Yani sen kesim uzmanısın. En hızlı, en iyisini 5 dakikada ince neler yaptığını gördüm. Dümdüz yapıştırmak istemedim. Ama yani kesim mesela ben yanlara kat verdiğim için yanları dışa aldım. Ben bol kat çalıştım. Mesela bu kaşı da salaş bir fön gider. Ben öyle düşündüm, öyle yaptım. Ona da siz puan vereceksin. Ya genel olarak zaten. Çok kötü diyemem. Ama nasıl kesim, yani şöyle bir bakışta kötü bir, yani böyle çok kötü falan filan diyemem ya, ama Ferit, kendimizi gerçekten bak yıllardır bu işin içindeyim. Sahnede de aynı. Sahneye dün bile bakın. Evvelsi gün ne zaman yaptık şovu biz? Düelli. İki gün önce yaptık. İki gün önce. Bak kafa gidiyor artık. Geliyor, kısalmasın. Şimdi 1-0 yenik başlıyorsun Özge Hanım. Kısalmasın. Şova çıkıyorsun, model geliyor. Manken, onlar da manken. Aman kısalmasın. Ya sahneye çıkıyoruz, bir şey göstermem, değişim göstermemiz lazım. Yani aynı şeyi ben de yaşadım, kestirmedi. Sen. Ya şimdi benim model de kestirmedi. Yoksa hayır, ben dedim ya önce geçtim. Dinlemezdim. Yıllar önce çok şeyler yaptım. Kestim, doğradım. Yani problem değil. Sonuç önemli. Şimdi ya kırmıyorum. Yine suçlu oldum. Ya yapmayın ne olur. Bunu hayır yani, yine suçlu kestim, oldum. Yine mutlu değil. Kestim, doğradım da övünmeyin ne olur. Bir saç ya saç bu. Hemen iki günde uzayan bir şey değil ya. Tamam da ben evet, hani aynı şuraya şeyleri çıkarsam konuşuyoruz. Tamam. Azıcık toparlayalım. Buyurun son sözlerinizi alalım. Güle güle kullanın. Ben kısaltmadığım için mutlu olun bence. Evet. Evet. Başka yorum yoksa puanlamaya geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Tamam. Son modelimizsin Dilek. Haftanın son günü, final gününde kendi kuaförüne ve makyözüne puanın kaç? Ben bu puanı tüm Türkiye'deki böyle müşterilerini dinlemeyen, onlarla iletişimini düzgün kuramayan tüm kuaförlere vermiş saymak istiyorum kendimi. Puanım 2. 2. Teşekkür ederim. Dilek kendi kuaförüne ve makyözüne haftanın sonunda 2 puan verdi. Acaba siz Ramazan ve Saadet'e kaç puan vermek istersiniz? Lütfen yazın. 2 mi? Hı hı. Tamam. 4 diyelim. Boş ver. 3 mü? 4 diyelim. 4 diyelim. 4 mü? Evet, puanlarımızı aldığımıza göre seni de bekleme odasına alabiliriz Dilek. Merci. İşte hepinizin, hepimizin beklediği an geldi. Bütün bir haftayı geride bıraktık. Hafta boyunca güldük, eğlendik, üzüldük, ağladık hep beraber. Sinirlendik zaman zaman. Gergin anlar da oldu. Ama haftanın sonuna geldik artık. Puanlar verildi, yorumlar yapıldı. Puanları topluyorum hemen. Az sonra artık haftanın finalinde bütün bu puanların toplamında, bütün hafta boyunca her takımın aldığı puanı topladığımızda bakalım kim en düşük puanı, kim en yüksek puanı alacak ve kim 10 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Az sonra. Biz elimizden geleni yaptık. Biz değilizdir bence. Hızlı gelip hızlı gidiş. Biz modelle pek iletişim kuramadık. Sonuncu olan takım kuaförüm sensin. Evet. Puanlar toplandı. Artık kim birinci olup şurada duran 10 bin lira para ödülünün sahibinin olacağı, kimin de yarışmaya veda edeceği belli burada. Hafta boyunca aldıkları puanlarla toplamda 38 puan alarak bize veda edecek bir takım var. Kim olabilir? Bence Ramazan Bey. Bence de. Evet, ben bence olabiliriz. De. Ben Ramazan diyorum. Biz modelle pek iletişim kuramadık. Hep düşük puan verdi bize. Bir de çok ünlü geldik. Ünlü çıkacağız herhalde diye düşünüyorum. Hızlı gelip hızlı gidiş. Ha, hızlı gidebilirim yani, o da olabilir. Ama bu da bir tecrübe olacaksınız. Sizce kim olabilir? Biz olabiliriz. Biz olabiliriz. Biz değilizdir bence. Sonuncu değilizdir yani en azından. Bir haftanın daha sonuna gelmişken haftanın finalinde 38 puanla sonuncu olan takım
İsmihan ve Alev. Tüh be, sizi özleyeceğim. Ben demiştim gideceksiniz diye. Ya eleyeceğim eleyeceğim diyorsun. Biraz elediği için özleyecek misin? Özleyeceğim, eleyeceğim. Önce eleyeceğim. Bak ponçi, ponçimi de özledim. Önce eledim, sonra özledim. Şimdi onu da eledim, sonra özleyeceğim. Ne diyorsun? Kısmet yapacak bir şey yok. Biz elimizden öyle geleni yaptık. Elimizden gelen salatı da gösterdik. En iyisini yaptık. En iyisini de yaptığımızı düşünüyorum. Ama bir türlü modelinizle yıldızınız barışmadı ve evet, diğer takımlardan aldığınız puanlarla beraber toplamda bu hafta boyunca 38 puan alabildiniz sadece. Ve maalesef bize veda etmek durumunda kaldınız. Sizi şöyle alabilir miyim? Çok güzel yarıştınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İş yerlerinizde umarım istediğinizin en iyisini, daha da güzelini yaşarsınız. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Teşekkür İyi geldiniz ederiz programa. İyi ki sizi tanıdık. Renk kattınız. Teşekkürler. Teşekkür Çok ederiz. Güzel oldu. Teşekkür ederiz. Şimdi sizi Konya'ya uğurlamak durumundayız. Arkadaşlarınızla vedalaşabilirsiniz. Teşekkürler. Şuradan başlayayım. Tanımak güzeldi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Tanışmak güzeldi. Görüşürüz. Canım. Teşekkürler. Can ya. İyi ki tanıdık. Can beni çok güldürüyor ya. İyi ki tanıdık gerçekten. Çok başarılısın. Bunu da unutma. Evet, bu hafta elenen takım biz olduk. Biraz da modelimizin şanssızlığına uğradık diyebilirim. Aslında geldiğimizden beri modelimizin şanssızlığına uğruyoruz. Yapacak bir şey yok, kısmet. Ama ben gösterdiğim sanattan çok memnunum. Şu an elenmek beni üzmedi. Zor bir haftaydı bizim için. Aslında çok zor da değildi de biz biraz modelimizin azizliğine uğradık. Modelimizle bir anlaşamadık. Sürekli o bizim enerjimizi aldı. Biz onun enerjisini aldık. Uyuşamadık. Hayırlısı olsun. Ben 25 yaşındayım ve yaş olarak hepsinden küçüğüm. Yaşıma göre ve yaşadığım hayata göre gelebildiğim en iyi seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı. Bizi hem çok güzel ağırladınız. Hem de çok iyi arkadaşlar edindik burada. Yarıştık, kavga ettik. Birbirimize ağır da konuştuk. Ama çok güzel bir platformda bulunduk. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Tekrar söylüyorum. Renk kattınız programa. Sizi üzülerek uğurlayacağız. Ama sizi tanımak da bir zevkti. Teşekkür ederiz. Şimdi 49 puanla haftanın üçüncüsü olan takım sizce kim olabilir aranızda? Bence biziz. O biziz işte. 38. Biz de olabiliriz. 38. 49. Kaç? Yani biz. Bayağı arada var. 11 puan fark var. Bayağı var. 38 yani puanla elenen İsmihan ve Alev'den sonra 49 puanla üçüncü olan bir takım. Geçen haftaya göre puanlar yani bayağı bir şey. Farklı değil mi puanlar? Evet. Biz geldik ondan. Ya bizde olabilme ihtimalimiz var da. Ama bizim birinci olma ihtimalimiz de var. Yani geçen haftada birinci olacağız dedik. Sonuncu olduk. Yani o yüzden sonuncu bir olmadınız. Sonuncu olsaydınız burada olamazdınız. Yani kalanların arasında sonuncu olduk. Evet, üçüncü oldunuz. Evet. Peki. 49 puanla bu hafta finalde üçüncü olup yarışmaya devam etmeye de hak kazanan takım. Ramazan ve Saadet. Sevinsen mi, üzülsen mi? Başarılar, tebrik ederim. Ama en azından tabii ki sevinin çünkü en azından yarışmaya devam edebiliyorsunuz. Tebrik ederim, elenmediniz. Kaplumbağanın hatırına ha o da. Sizi sonraki haftalara bırakıyorum. Sizi sonra yiyeceğim. Ben de evet, ne düşünüyorsunuz? Üçüncü oldunuz. Ama sizin de tabii modelinizle tıpkı
İsmihan ve Alev gibi modelinizle pek yıldızınız barışmadı. Biraz zorlandınız ve zor puanlar aldınız. Çok anlaşamadığınız anlarınız oldu. Bir de ilk hafta, şimdi onun verdiği de yeni arkadaşlar, uyum önemli, ahenk önemli, ambiyans önemli. Hepsi bunların birlikte normal. İkinci hafta inşallah daha başarılı başlarız. Umarım. Kısmet her şey. Sonuçta yarışa devam ediyorsunuz. Evet. Önümüzdeki hafta neler olacak göreceğiz hep beraber. Kalabildiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bu haftayı değerlendirmek istersek ilk haftamızdı. Heyecan vardı, atmosfer var. Yani çok uyum sağlayamadık. Modelimiz biraz daha problemliydi. Aslında biz de profesyoneliz ama bir türlü ahenki yakalayamadık. Kötü puanlar aldık. Ama elenmekten kurtulduk. Haftaya kısmet bakalım. Şimdi... Biri 55, biri 58 puan. Arada sadece 3 puan fark var. 3 puan farkla 58 puan alıp bu haftanın birincisi olan takım sadece 3 puan fark alarak 58 puanla bu haftanın finalinde birinci olan takım Ferit ve Can. Yes. 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 Sonunda. Sonunda be. Sizi böyle alabilir miyim? Sonunda. Evet. Sizi tebrik ediyorum. Üçüncü haftada haftanın finalinde birinci olarak 10 bin lira nakit ödülün sahibi olmayı hak kazandınız. Güle güle kullanın. Ben şimdi hemen yarısını Can'a vereyim yoksa başımın etini yer. O sen hemen sıcak parası. Verdiniz. Tamam onu dengeleriz biz. Dengeleriz. Al yarısı dursunlar. Hemen hakkını vereyim yoksa başımın etini yer. Ne düşünüyorsunuz? Çok sevinçliyiz. Yani bunu bayağıdır bekleyen, 3 haftadır bekliyoruz. İlk haftadan beri başarmaya çalışıyoruz. Çok çabaladık. Çok uğraştık ama sonunda başardık. Aynen. Sevinçliyiz yani. Biraz daha şaşkınız. Çok tarif de edemiyorum ne yaşadığımı. Ne mutlu size. Belki pazartesi daha iyi anlatırım. Ne mutlu size. Sonunda siz de en başından beri söyleyip birinci olmayı başardınız. Evet. 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi olmayı başardınız. Sizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftada bizlerle berabersiniz. Ferit ve Can bugün birinci oldu. Hak ettiler mi? Bunu izleyenler zaten ben bu soruyu sorunca cevaplamış olduklarını duyuyorum. Hak etmediler. İsmail'in gitmesi hele o daha kötü. Yani ben her geçen hafta iyi rakip kaybediyorum ve çoluk çocuğa kalıyorum. Sonunda hak ettiğimiz birinciliği kazandık. Ben bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. Bu sadece bir başlangıçtı. Şeytanın bacağını kırdık diyelim. Hak ettiğimiz birinciliği aldık ve birinciliklerimiz devam edecek yıllarca. Haftaya tekrar Show TV'de sizlerle birlikte olacağız. Pazartesi günü ayrılan takımımızın yerine başka bir takım gelecek. Bakalım kim gelecek? 5 gün boyunca bize eşlik edecek olan 4 yeni modelimiz olacak. Şu anda giden modellerimize teşekkür ediyoruz. 5 gün boyunca bize eşlik ettikleri için. Ve yeni modellerimizi önümüzdeki pazartesi karşılığı alacağız. Ve yeni takımımızı kalan 3 takımımızla beraber programımıza devam ediyor olacağız. Heyecan kaldığı yerden önümüzdeki hafta devam edecek. Harika bir hafta sonu diliyorum size. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sensin, sensin, kuaförüm sensin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. İki makas at, bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da, kuaförüm sensin.